Evet arkadaşlar selamlar. İsmail hocanız ben. SML hocam. Matematik alanındasınız. Ee, bugün gençler ekranda da göründüğü üzere ÖSYM bakış 15 yazıyor hocam. 15. örnekten videomu başlar? Ders mi başlar? Şimdi olay şu şekilde gerçekleşiyor. Ee, bu testimiz aslına bakarsan yukarıda da görüyorsunuz zaten sayı problemleri. ÖSYM bakış testi toplam 57 tane sorudan oluşan bir test bunun videosu da yanlış hatırlamıyorsam 3 saate yakın sürmüştü çünkü en son 15. soruyu tam çözerken video kopmuş 15 soruyu 45 dakikada falan çözmüşüz yani 45 dakikalık bir videoydu açıkçası lakin tabi videoyu render aldıktan sonra ben videonun süresine falan dikkat etmedim o günü tam hatırlamıyorum da videoyu youtube'a koydum lakin 15. sorudan sonrasının sanırım renderdan kaynaklı bir problemden Kaynaklandığını düşünüyorum. 15. sorudan sonra video kopuyor. Yani yok. Ee, tabi ham videoları da gençler bilgisayarımda yaptığım bir temizlikten kaynaklı silmiştim. Tekrardan e, videoyu yüklemek istedim. Lakin tabi bulamadığım için yükleyemedim de. Daha sonrasında baktım ki öğrenciler yorum kısımlarına falan sürekli bu şekilde... E, Hocam devamı nerede? Sayı problemlerinin neden devamı gelmiyor şeklinde yazılar yazmaya başlayınca lan dedim hani sayı problemleri ben çekmiştim hani neden devamını soruyorlar ki tek part halinde ben yüklemiştim diye düşündüm sonrasında fark ettim 15'ten sonra olmadığını ve daha sonrasında ben tekrardan çektim açıkçası videoyu hatta videoyu çekeli bir iki hafta falan oluyor videoyu çektim lakin bu sefer de 20. dakikadan sonra sesi kaydetmediğini fark ettim yani bu video bu kanalın bu seneki lanetli videosu oldu sevgili arkadaşlarım. Şimdi ee, tekrardan oturdum. Yani bir iki buçuk saat falan sürmüştü ikinci çekişim. Şimdi tekrardan oturdum üşenmedim. Yapacağız çünkü öğrenciler için e, bunların çözümleri bu harika soruların çözümleri gerekli. E, tabii bir de benim çözüm tarzımla öğrenmenizi ben biliyorsunuz çok kıymetli olduğunu söylüyordum. Problemlerde özellikle. E, bakalım şimdi çekeceğiz İnşallah bir problem Yaşamayız bu videoda. Bu konuşmayı ikinci defa yapıyorum. Bu videoyu ekstradan üçüncü defa çekmiş oluyorum. 15. sorudan kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili gençler. Hazırsanız başlayalım sorularımızı çözmeye. Toplam 100 adet siparişin verildiği bir kafede müşterilerin kahve, pasta ve su çeşitlerinden en az birini sipariş ettikleri görülmüş... Üç çeşidin aynı anda bulunmadığı bu siparişlerin 33'ünde kahve, 37'sinde pasta, 41'inde de su olmadığı biliniyor. Buna göre bu siparişlerin kaç tanesinde bu üç çeşitten sadece bir tanesi bulunur diye sorulmuş. Şimdi şöyle durum. Sadece bir tane sipariş verilerini bulacağız. Siparişlerin içerisinde bu üç çeşitten sadece bir tane bulunanları benim listelemem gerekiyor. Mesela 33 tanesinde kahve yokmuş ya. e Şimdi 33 tanesinde kahve yok demek ne demek? Yüzden 33'ü çıkardım mesela. 67 tanesinde kahve var demek ama bu siparişlerin sadece kahveden oluşanı da vardır. Kahveyle beraber pasta bulunanı da vardır. Kahveyle beraber su bulunanı da vardır. İşte bundan kaynaklı bunu şu şekilde düşüneceğiz biz artık. 33 tanesinde kahve yok demek. O halde 33 tanesinde Pasta ve suyun beraber verildiği siparişlerin adedi vardır demek. Sadece pasta ve sadece su bulunan siparişler vardır demek. O halde ben buradaki 33'ü, 37'yi ve 41'i toplayacak olursam ki bu bana 111'i verir. Benim toplam 100 tane siparişim vardı. Yani 111'den 100'ü çıkarırsam o aradaki 11 fazlalık işte o 3 çeşitten sadece bir tane bulunan siparişlerin adedini verir. Yani doğru benim cevabım 11 olacaktı. 16. sorumuza bakalım. 3 vagonlu bir trenin her vagonunda eşit sayıda kişi yolculuk etmekte. Tren birinci istasyona uğradığında belli sayıda yolcu inmiş ve trene binen yolcu olmamıştır. Şimdi birinci istasyona uğradığında sadece inenler var. Birinci istasyondan hareket eden trenin birinci vagonunda seyahat eden kişi sayısı ikinci vagonunda seyahat eden kişi sayısının yarısı ve üçüncü vagonunda seyahat eden kişi sayısının iki katı olmuştur. Şimdi ben şöyle diyeyim. Birinci vagon, birinci vagon, ikinci vagon ve üçüncü vagon diyeyim. Tamam mı? Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü vagon için ne demişti? Her vagonu da eşit sayıda yolcu var demişti. Başlangıçta x x x diyebiliriz mesela buna. Şimdi birinci istasyona uğradığı zaman belli sayıda yolcu inmiş hiç binen yok. Ve bu inen yolculardan sonra Birinci istasyondan hareket eden trenin birinci vagonunda seyahat eden kişi sayısı, ikinci vagonda seyahat eden kişi sayısının yarısı, üçüncüdekinin de iki katı olmuştur diyor. Şimdi o zaman ben üçüncü vagona x diyecek olursam burada 2x yolcu varmış, burada o zaman 4x yolcu varmış diyebilirim. İkincinin yarısı, üçüncünün iki katı. Peki birinci istasyonda birinci vagondan inen yolcu sayısı 20'ymiş arkadaşlar. İkinci vagondan inen yolcu sayısı da 4'müş. O zaman ben o 4'ü tekrar buraya eklersem, o 20'yi de buraya tekrar eklersem artık başlangıçtaki yolcu sayılarını bulmuş olurum ki birinci, ikinci ve üçüncü vagondaki yolcu sayıları birbirine eşitti. O halde 2x artı 20 eşittir 4x artı 4 diyebilirim ve bu durumda 2x eşittir 16 ve x'in de 8 olması gerektiğini bulabilirim. Birinci istasyonda üçüncü vagondan inen yolcu sayısı soruluyor. Şimdi x8 ise bir kere 16 artı 20'den başlangıçta bütün vagonlarda 36'şar tane yolcu olduğunu söyleyebilirim. E, X'i 8 bulduğuma göre 36'dan 8'e kaç tane yolcu inmiştir? Tabii ki de 28 tane yolcu inmiş. O halde benim doğru cevabım da C şıkkı olur diyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet, 16. sorumuzu çözdük ve C dedik. Devam ediyoruz 17. sorumuzda. Beril öğretmen Aslı Burçin ve Ceren isimli öğrencilerinin günlük ders çalışma durumlarının belirtildiği tabloda her kişiye ait bölümü çalıştı ya da çalışmadı şeklinde dolduracak. Mesela birinci güne bakalım 3 öğrenci var hangi sütün hangisine ait bilmiyoruz ama çalıştı çalıştı çalışmadı çalışmadı çalıştı çalıştı işte 28. günde çalıştı çalıştı çalışmadı 30, 29. günde çalışmadı çalıştı çalıştı. diyor ki bak Aslı'ya ait sütunda 30 defa, Burçin'e ait sütunda 34, Ceren'e ait sütunda 28 defa çalıştı yazmaktadır. Her satırda sadece bir öğrenciye çalışmadı bilgisi var. Yani mesela satırlara baktığın zaman günlere yani her gün sadece bir öğrencisi çalışmamış. Bak burada bu çalışmamış, burada bu çalışmamış, 28. gün bu çalışmamış, 29. gün bu çalışmamış gibi. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. 3 tane öğrenci vardı. E kaç tane gün varsa toplam mesela x tane gün varsa 3x tane buraya bilgi girdik. Bunlardan x tanesi çalışmadı 2x tanesi çalıştı diyebiliriz. Çünkü her satırda bir tane çalışmadı 2 tane çalıştı bilgisi var. Peki diyor ki oluşturulan tablo kaç satırdır? Şimdi şöyle düşüneceğiz biz. Çalıştı bilgileri toplam satır toplam bilgilerin 3'te 2'si değil mi? Evet. Yani mesela x tane satır olduğunu düşün x tane satır olduğunu düşün. 3x tane bilgi vardır. 3x tane bilgimiz var. Ve bu 3x tane bilginin her satırda bir tanesi çalışmadı, iki tanesi çalıştı olduğu için 2x tane çalıştı yazar. Bu tabloda toplam. x tane de o halde çalışmadı yazar diyebilirim. Ve dikkat ediyorsan eğer satır sayısıyla çalışmadığı yazısının sayısı birbirine de eşit oldu böylelikle. Şimdi o halde devam edelim. Diyor ki 30 defa, 34 defa, 28 defa çalıştı yazmaktadır. Madem öyle toplam çalıştı sayılarını ben bulabilirim. E toplayalım bunları gel. 30 şöyle 64 yaptı 84 8 daha da bize 92'yi verir. 92 2x. O zaman x kaçtır abi? x tabii ki 46'dır. Değil mi? Peki İkisi buldum ben. Oluşturulan tablo kaç satırdır? İki satırdır demiştik. Demek cevabımız ne olacak? 46'nın ta kendisi olacak. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Şimdi devam edelim. 18. sorumuzda bir denetleme firmasında çalışan kişiler 32 adet şehirde bulunan bayileri teftiş etmek için her şehre eşit sayıda denetçi göndermeyi planlamış. 32 adet şehir var ve her şehre eşit sayıda denetçi göndereceğiz. 8 şehirdeki bayi sayısı diğer şehirlere göre az olduğu için gönderilmesi gereken denetçi sayısı 4'te 3 oranında azaltılmış. Yani şöyle eğer tüm şehirlere tüm şehirlere 4x tane denetçi göndereceksek o 8 tane nüfusu az olan şehirlere de xer tane göndereceğiz. xer tane denetçi göndereceğiz. Peki ama diyor ki azaltılan denetçiler diğer şehirlere eşit olarak paylaştırıldı diyor. He, tamam. Diğer 24 şehire yani o 8 tanesi az 32 tane şehrimiz vardı ya. O daha fazla gönderilen şehre ilk planlanan sayıya göre 3 denetçi daha katıldığına göre denetleme firmasında çalışan denetçi sayısı kaçtır? Şimdi herkesinki kaç artmış? O diğer şehirlerdeki 3'er mi artmış? E 3'er arttığına göre 24 şehrindekine 3 artmış. O zaman 3 çarpı 24'ten 72 tane denetçiden 72 tane denetçiden vazgeçilmiş. Bak 4x tane gönderilecekti. O 8 tane şehre x'er tane gönderildi. Yani her birininki 3x kadar azaltıldı. 3x ile 8'i çarparsam 24x kadar azaltıldı ve bu 24x tane denetçi diğer şehirlere dağıtıldı. İşte o dağıtılan adedini de bulduk biz 72'ymiş. O zaman 24x 72 ise x3'tür. Ne diyor denetleme firmasında çalışan denetçi sayısı kaçtır diye soruluyor ben 32 tane şehrim vardı. Hepsine 4x tane göndermeyi planlıyordum. O zaman cevap 4x çarpı 32'dir. x kaçtı? E 3'tü hocam. 3 kere 4 12. Yani 12 ile ben 32'yi çarpınca cevabı bulacağım. Bu da 360 artı 24'ten 384'ün ta kendisini verir. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönlümüzün rahatlığıyla gençler. Cevap e'ydi. ve geldik 19'a. Bir fırın elindeki simitleri 30 adet satış noktası bulunan A bölgesi ile A bölgesinde kaç tane bölge varmış? 30 tane satış noktası varmış. 30 adet satış noktası. B bölgesinde ne kadar satış noktası var? 24 adet varmış. B bölgesine yollayacaktır. Fırın sadece ama sadece A bölgesindeki satış noktalarının her birine eşit sayıda simit yollayacak olsa tüm simitlerin 5'te 3'ünü Sadece B bölgesindeki satış noktalarının her birine eşit sayıda simit yollayacak olsaydı da tüm simitlerin yarısını yollamış olurdu deniliyor. Şimdi diyor ki bak B bölgesindeki her bir satış noktasına gönderilecek simit sayısı A bölgesindeki her bir satış noktasına gönderilecek simit sayısından 5 adet daha fazla. Yani eğer ben her bir noktaya x tane gönderiyorsam A bölgesi için B bölgesi için bu sayı x artı 5 olacakmış. Şimdi Toplamda A bölgesine ne kadar simit gönderilir sadece A bölgesine gönderecek olursak? 32 tane. Sadece B bölgesine gönderirsem ne kadar gönderirim? 24x artı 120 tane gönderilir. Değil mi? Varsayalım ki varsayalım ki bizim toplamdaki simit adedimiz 10k olsun. 10k kadar simit üretmiş bu fırın. Ve diyordu ki bak sadece A bölgesindeki satış noktalarının her birine eşit sayıda simit yollayacak olsa Tüm simitlerin 5'te 3'ü. E 5'te 3'ü ise 10K'da 6K'sıdır. O zaman şu 30X bize 6K'nın ta kendisini veriyor. Pekala sadece B bölgesindeki satış noktalarının her birine eşit sayıda simit yollayacak olsaydı da tüm simitlerin yarısını yani 5K'sını göndermiş oluyor. O zaman ben 6K'yı 5K'ya oranladığım takdirde 30X'in 24X artı 120'ye oranına eşit olmak zorunda olacaktı. K'lar gitti. Şimdi içler dışlar çarpımı yapma zamanı. Abi 150 x eşittir 6 kere 24 144'ü verir. 144 x artı 6 kere 120 de 720'dir. Peki 144 x'i bu tarafa aldık. 6 x geldi 6 x 720 ise x kaçtır hocam? x 120'nin ta kendisidir. Peki x'i bulduk. x'i bulduk. E şimdi şunu söyleyemez miyiz biz? 6 k dediğimiz şey 30 x değil miydi? Evet x 120 bu arada 6k eşittir 30 kere 120 o zaman değil mi? E bize ne lazım? 10k. Çünkü diyor ki fırının elindeki toplam simit sayısı sorulmuş. 10k demiştik biz onu hatırlarsan. E madem öyle hemen şunu işe girişelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. E 6 ile 120'yi sadeleştirdim. Burada 20 kaldı. Burada 1. 10 kere 30 kere 20 bana cevabı verildi Çünkü burada k'larda gidiyor. 10 çarpı 30 çarpı 20 Kere 30 kere 20, 600'ü verir. Bunu ben 10 çarpacak olursam doğru cevabım 6000 olur. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönlümüz, yönlümüzün rahatlığıyla. Evet, devam. Şimdi 19'u çözdük ve C dedik. 20. sorumuzdayız. Bir okulun düzenlediği 2 gün devam edecek olan etkinliğe, etkinliğin birinci günü okulun 168 öğrencisi birinci gününden bahsediyoruz. Birinci etkinliğe 96 ve ikinci etkinliğe 72 kişi olacak şekilde katılmıştır deniliyor. Şimdi şöyle yapalım lütfen. Birinci gün ve ikinci gün diye bir başlık açalım. Birinci gün ve ikinci gün diye bir başlık açtık. Tamam mı? Daha sonrasında şöyle çizgilerini de çekelim. Nizami görünsün. Önemli değil mi? Şimdi... Birinci gün birinci etkinliğe katılan öğrenciler. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Ee, bu öğrenciler yani birinci gün ve ikinci gün etkinliğe katılan öğrenciler yine bu öğrenciler olacak. Tamam mı? yani 168 tane öğrenci birinci günde katılacak, ikinci günde katılacak. Hadi, ama şöyle bir durum var ama iki tane etkinlik var. Şimdi o zaman şu, şu, durumlar gerçekleşebilir. Birinci gün birinci etkinliğe katılanlar ikinci günde birinci etkinliğe katılabilirler. Değil mi? Yani sevmiştir katılıyordur adam. Veya birinci gün birinci etkinliğe katılan kişiler ikinci gün ikinci etkinliği tercih edebilirler. Yani sevmemiştir. İkinci etkinliğe geçeyim ben demiştir. Veyahut birinci gün ikinci etkinliği tercih eden öğrenciler ikinci günde birinci etkinliğe katılmış olabilirler. Sevmemiştir veya onu da deneyimlemek istemiştir. Veya birinci gün ikinci etkinliğe katılan öğrenciler ikinci günde de sevdikleri için yine ikinci etkinliğe katılmış olabilirler. Yani burada dört tane sevgili arkadaşlar bizim için ne olacak? Satır olacak. Peki. Şimdi birinci etkinliğe 96 kişi katılmış Yani şuranın toplamı bize 96'yı verecek. İkinci etkinliğe katılanlar ise 72 kişi olmuş. Toplamda da 168 öğrencimiz var. Güzel. Yani bu 96 kişi mesela Birinci gün birinci etkinliğe katılanlar ama ikinci gün birinci etkinlik ve ikinci etkinliğe kaymış olabilirler tekrardan. Etkinliğin ikinci gününde 120 öğrenci ilk günle aynı etkinliğe katılmış. Şimdi bunlar hangileri olur? Birinci gün birinci etkinlik, ikinci gün ikinci etkinlik. Bunların toplamı 120'ymiş. E haliyle o zaman ben şunların sayısına x diyecek olursam bunlar 120 x olacaktır. Şimdi o halde ben e, şunu hesaplayabilir miyim? Mesela birinci gün iki, yani birinci gün birinci etkinliğe katılıp da ikinci gün ikinci etkinliğe katılanların sayısı ne olur? E, hocam bunların toplamı 96 idi o halde burası 96 eksi x olacakken e, şurası 120 eksi eksi O halde hemen diğerini de bulalım, şunu da bulalım. Yani birinci gün ikinci etkinliğe katılanlar ikinci gün katılanların ikinci gün birinci etkinliğe katılanların sayısı. Birinci gün ikinci etkinliğe katılan öğrencilerden bu etkinliği sevmeyip ikinci gün birinci etkinliğe katılanlar. Aynen şimdi cümle daha iyi oldu. O zaman 72'den 120 eksi ikisi çıkarırım ki aradaki fark 48 kadardır. Yani x eksi 48 tane öğrenci de burada vardır diyebilirim. Şimdi diyor ki İkinci gün ikinci etkinliğe katılan öğrenci sayısı 100'dür. Şimdi hangi öğrenciler ikinci gün ikinci etkinliğe katıldı burada? Hocam hemen işaretleyin ben sana. Bak şununla ikinci gün ikinci etkinlik bu. İkinci gün ikinci etkinlik. Çünkü ikinci gün burasıydı. Değil mi? Pekala bunların toplamı 100'müş. O zaman toplarsam ben bunları 216-2x bana 100'ü verir. Ve bu durumda 2x eşittir 116 gelir. x kaçmış? 58'miş. Güzel. Şimdi diyor ki birinci gün birinci etkinliğe katılan öğrencilerin kaç tanesi ikinci gün ikinci etkinliğe katılmıştır? Yani birinci gün birinci etkinlik ikinci gün ikinci etkinliği soruyor. Şu öğrencilerin adedi soruluyor. Yani benden 96 eksi x istenmiş. O halde 96'dan tabii ki 58'i çıkarırsam artık doğru cevabın 38 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş dedik gençler. Şimdi bu sayfayı bitirdik artık. Geldik 21. ÖSYM'e bakışa. Demiş ki bize hocam ee, mouse'umuzu da çekelim oradan. 3 defa çay servisi yapan, yapılan bir toplantıda katılan herkesin 2 defa çay içtiği bilinmekte. 2 defa çay içmiş herkes. Her servis sırasında katılımcılara en fazla bir çay verilmiştir. Şimdi 2 defa çay içmişler ama her serviste bak her serviste. Ee, en fazla bir çay verilmiş. Toplamda 3 servis yapılmış. Yani örnek veriyorum 3 servisten ikisini de çay almışım ben. Bir tanesini de almamışım. Tercih etmemişim. Birinci serviste toplam 160 bardak. ikinci serviste toplam 140 bardak çay servis edilmiş. Birinci serviste çay alanların yarısı. ikinci serviste de çay aldığına göre. Üçüncü serviste dağıtılan çay sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birinci servis İkinci servis, ikinci servis ve üçüncü servis diyelim. Birinci serviste toplam 160 ta bardak çay içilmiş. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Birinci serviste toplam 160 bardak çay içildiyse bir kere kişi sayısı 160'dan fazla çünkü birinci serviste çay almayanlar da olacak. İkinci serviste toplam 140 bardak çay içildiyse bir kere İkinci serviste çay almayanlar da olacak. Burada 140 kişi içmek istemiş. Üçüncü servis için nasıl bir yorumlama yapılır? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Birinci serviste çay alanların yarısı, ikinci serviste de çay aldığına göre, üçüncü serviste dağıtılan çay sayısı soruluyor. şimdi Bu durumda ben şunu yapabilirim açıkçası. Birinci serviste toplam kaç bardak çay alınmıştı? 160 yazdım. Buradakilerin yarısı ikinci serviste de çay almış arkadaşlar. Yani 80. Şimdi birinci serviste çay içenler bir yerde daha çay içmeleri gerekiyor. Yarısı ikinci serviste içtiğine göre diğer yarısı da üçüncü serviste içmiştir o halde. Peki ikinci serviste toplam 140 bardak çay alınmıştı. 80'in üstüne ne eklersem 140 eder? 60. 60 tanesi burada çay aldı. Şimdi e, o zaman şunu söyleyeceğim. Burada toplam kaç bardak çay oluştu? 140. Çok güzel. Şimdi 60 tane çay alan kişiler başka bir yerde daha çay almaları gerekiyor. Doğru mu? Bize de şu sorulmuş. Üçüncü servise dağıtılan çay adedi sorulmuş. Zaten şurada 80 tanesi içen yani 80 çayı içen elemanlar diğer yarısı yani diğer e, çaylarını birinci servise almamışlar mıydı? Evet. Ve buradaki 60 tanesi de o zaman yine burada almayacak. Nerede alacaklar o 60 tane çayı? Burada alacaklar. O halde üçüncü serviste toplam 140 tane çay içilmiştir diyebilirim ve 21. sorumda cevabı bu şekilde C şıkkı olmuş olur. Geldim 22. Ye. Uzaktan eğitim yapan Profesör Doktor Mali aynı haftaya ait pazartesi ve salı günü sırasıyla 28 ve 42 öğrenciye sözlü sınavı uygulayacak. Şimdi olay şu. Pazartesi pazartesi ve salı ne kadar uygulayacakmış? 28 öğrenciye ve 42 tane öğrenciye sözlü sınavı uygulayacak. Pekala. Profesör Doktor Mali planladığı 70 kişiden 28 artı 42 70 70 kişiden 14'ünün sınavı belirlediği zamanda yetiştiremeyince bu kişileri çarşamba günü sözlü sınavına katılacak kişilerin arasına eklemiş. Çarşamba. Buraya ne olursa olsun ekstradan 14 kişi gelecek onu biliyoruz ama hangileri pazartesi günü sınavı yapılmayan, hangileri salı günü sınavı yapılmayan kişiler bunları bilmiyoruz. Son durumda çarşamba günü sözlü sınavına katılan öğrenci sayısı pazartesi günü sözlü sınavına katılan öğrenci sayısının 4 katı ve salı günü sözlü sınavına katılan öğrenci sayısının 3 katına eşittir denilmiş. Buna göre başlangıçta çarşamba günü sözlü sınavına katılacak öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi dur bir dakika. Şöyle bir şey yapılabilir. Madem birinin 3 ötekinin 4 katı o zaman ben çarşamba günü sınava katılacak kişi sayısına 12K dersem salı günkülerin 3 katına eşitti ya demek ki salı günü sınava katılacak kişi sayısı 4K ve pazartesi günü sınava katılacak kişi sayısı da 3K kadar kalmıştır burada. Böylelikle 3K, 4K, 12K elde etmiş olduk. Peki diyor ki başlangıçta çarşamba günü sözlü sınavına katılacak öğrenci sayısı kaçtır? Yani benden şu isteniyor 12K'dan 14'ü bir çıkar hele diyor. Çünkü 14 kişi geldi oraya. Değil mi? Peki şöyle düşünelim. Ben 3K ile 4K'nın toplamının 7K olduğunu bilmiyor muyum? Evet. 7K ama şöyle 14 kişi gittikten sonra peki 14 kişi gitmeden önce ne kadardı? 14 artı 7K'ydı ve bu 70'e eşitti. O halde 7K eşittir. 70'ten 14'ü çıkardım. Ne kaldı? 56. O zaman K kaçtır hocam? K 8'in ta kendisidir. Benden de şu isteniyordu. O zaman 96 eksi 14 bana cevabı verir. Doğru cevabımız 82'nin kendisidir deriz. Cevap B şıkkı olur. 22. sorumuz. Dedik ve geldik 23'e. Bir koşucu antrenmanında tam sayı olarak eşit sürelerde kısa koşular koşmuş ve her iki kısa koşu arasında 4 dakikalık esneme hareketleri yapmış. O zaman şöyle diyebilir miyim? X tane kısa koşu koştuysa X tane kısa koşu kısa koşu varsa x eksi 1 tane de esneme vardır. Esneme hareketi mevcuttur. Çünkü iki tane kısa koşu varsa arasında bir boşluk oluşur esneme. 3 tane varsa arada iki tane boşluk oluşur. Dört tane varsa 3 tane oluşur. O zaman x tane varsa x eksi 1 tane esneme hareketi yapmıştır diyebiliriz. Bu koşucu antrenman başlangıcı ve bitiminde 20'şer dakikalık ısınma hareketleri uygulamış. Bu koşucu 4 dakikalık esneme hareketlerini. Şimdi dur bir dakika bunun koşusu ne kadar sürer ona bir bakalım bence önce. Ee, şöyle ki 20 dakika burada bir ısınma hareketi. 20 dakikada bunun sonunda bir ısınma hareketi yapılmış 40 dakika. Artı. Şimdi x tane kısa koşusu vardı. Bu kısa koşuların ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Eşit süre demiş. Dolayısıyla x çarpı t diyelim buna artı 4'er dakikalık x eksi 1 tane de esneme hareketi var. Koşu bu kadar sürmüş. Peki diyor ki koşucu 4 dakikalık esneme hareketlerini 3 dakikaya düşürürse ve başlangıçla bitiş ısınma hareketlerinde 15'er dakika olarak planlarsa ilk duruma göre kısa kısa koşu sayısı 6 eder artmış olacak diyor. Şimdi dur. İlk durumda x tane kısa koşu vardı. Değil mi? Son durumda x artı 6 tane olacak diyor. x artı 6 tane kısa koşu varsa kaç tane esneme hareketi olur? x artı 5 tane esneme hareketi olur. Ve bu esneme hareketleri az önce 4'er dakikalıktı. Şimdi 3'er dakikalık olacak diyor. Başlangıç ve bitiş ısınma hareketlerini 15'er dakika olarak planlarsa 15 burada 15 de burada olacak şekilde planlarsa Artık diyor ki ilk duruma göre kısa koşu sayısı aynı sürede 6 adet artmış olacak. E şimdi madem öyle şunu yapalım biz. 15-15-30 dakika başlangıç ve bitişte var. 30. Artı. Şunlar 3'er dakikaydı. 3 çarpı x artı 5. Artı. x artı 6 kısa koşuların süresi değişmiyor. Çarpı t. O zaman bununla bu birbirine eşit olmak zorunda. Madem öyle. Hocam biz eşit eşitleyelim bunları. Yazdım. 40 artı xt artı 4x eksi 4 eşittir. 30 artı 3x artı 15 artı xt artı 6t yazdım. Tamam. Kısa koşulların her biri 2 dakika sürdüğüne göre demiş. He, şunu bileydik. T'yi vermiş bize. T2 arkadaşlar. Yani ben şuradaki T gördüğüm yere 2 Buradaki T gördüğüm yere 2. E burası da 2 ise artık burası 12 yapmış olur. Şimdi buna göre çözelim artık. Tamam mı? Neler var bakalım. Şurada bir 6x'im var. Şurada bir 36'm var. 6x artı 36 dedim. Eşittir. Karşı tarafa bakıyoruz şimdi. 30'a 12 ekledim. 42'miz mevcut. Hatta bir de 15 var. 57 mevcut. Değil mi? 57. 30'u, 12'yi ve 15'i kullandım. 2x burada, 3x burada toplam 5x yapmış oldu. 5x'i sol tarafa fırlattım. x 36'yı sağ tarafa davet ettim. 21 geldi. x 21. E ne demiş? İlk durumda kaç tane kısa koşu yapmıştı? Tır diye sorulmuş. x soruluyor yani. x de 21 bulduğumuza göre doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet. 23'ü de çözdük ve geldik 24'e. Diyor ki her bir konusu 4, 5, 6 ya da 8 testten oluşan bir soru bankasını güncellemek isteyen editör tüm konuları 7 test olacak biçimde planlamış. Başlangıçta 4 testlik şimdi dur. 4 test bulunan 5 test 6 test ya da 8 testten oluşan konularımız var ama konular kaçar tane olu bilmiyoruz. İşte onu da burada bize bilgisini verecek. 4 testlik konu sayısı 6 testlik konu sayısına eşitmiş. Yani bundan A tane konu varsa bundan da A tane konu varmış. 5 testlik konu sayısı 8 testlik konu sayısının 2 katıymış. Yani bundan B tane test var, konu varsa bundan 2B tane konu varmış. 5 testten fazla oluşmuş konu sayısı 12'dir denilmiş. 5 testten fazla olanlar 6 testlik ve 8 testlik konulardır. Yani A ile B'dir. O zaman A tane konuyla B tane konunun toplam konu adedi bize 12 verecekmiş. A artı B'nin de 12 olması gerektiğini elde ettik. Güncellemeyle beraber kitaptaki toplam test sayısı 42 artmış arkadaşlar. Başlangıçta 4 tane test bulunan konu sayısı kaçtır? Şimdi dur. Burası 4 testi ya bunu 7 test yaparsa toplam e, kaç tane test artar? Fark 3 oldu. A tane konu için 3 A tane test artar. Burası da 7 test oldu artık. Buradaki test adedi 2 arttı. 2B tane konu vardı. Artı 4B tane test artmış olur. Burası 7 test olursa eğer 1 artıyor test sayısı. A tane konu için birer test arttırırsam A tane test artmış olur. Ve son olarak şuraya bakıyoruz. Burası 7 test olursa test sayısı 1 azalacak. B tane konunun her birinden birer test azaltırsam B konu azalmış olur. Ve diyor ki 42 artmış başlangıca göre. E şimdi ben şurayı toplarsam hocam 4A artı 4B gelir. Eksi B dedim. Bu bize 42'yi verecek. Tamam. Ben A ile B'nin toplamının 12 olduğunu gayet iyi biliyorum. O zaman şurası 48'dir. 48'den B çıkınca 42 kalıyorsa demek ki B kaçmış? 6. B 6 ise A da 6'dır. Ve böylelikle A'yı da 6 olarak elde etmiş olduk. Başlangıçta 4 test bulunan konu sayısı kaçtır? E 4 test bulunan konu sayısını A demiştik. A'yı da 6 bulduğumuza göre doğru cevabımız E şıkkının ta kendisi olur. Diyelim ve 158. sayfayı da bitirelim. Geldik 159. sayfamıza 25. örnekteyiz. Bir firmanın 3 farklı markasının borsada halka arzına katılan 120 kişiyle ilgili şu bilgiler şu şekildedir. Şimdi 120 kişi borsada halka arza katılıyor bir firmanın. Tüm kişilerin tamamı en az bir markaya talep oluşturmuştur. Pekala. 3 tane farklı markaya ee, bu arada. Yani A markası diyelim. Yani birinci marka, ikinci marka diyelim. Birinci marka ikinci marka ve üçüncü marka yazalım arkadaşlar. Siz de bu şekilde düzenli ve sakin olursanız gayet başarılı şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar problemlerinizi. Diyor ki tüm kişilerin tamamı en az bir markaya talep oluşturmuştur. Talep oluşturmayan kimse yok. Bir kişi aynı markaya en fazla bir defa talep oluşturabilir. Yalnızca ...iki markaya talep eden başvuru bulunmamaktadır denilmiş. 120 kişiden birinci markaya 32. ikinci markaya 36 ve üçüncü markaya 26 kişinin talebi oluşmadığına göre... ...bu kişiler arasından 3 markanın da halka arzına oluşan talep sayısı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. A kişi buna, B kişi buna, C kişi buna talep oluşturmuş diyelim. Ama tabii şöyle bir durum var yani... A kişi, B kişi, C kişinin içlerinde üçüne de talepte bulunanlar var. Sadece bizde bize söylediği şey yalnızca iki markaya talep eden başvuru bulunmakta. Yani bulunmamakta. Yani sadece tek markaya veya üç markanın üçüne de talep oluşturanlar var. Tamam. İki markaya talep oluşturan kişi sayısı yok. Peki o zaman şöyle diyelim biz. Bunlardan x tanesi, x tanesi her bir markaya başvuru yapmış olsun. Bütün markalara başvurmuş olsun. Tamam mı? A tanesi, B tanesi, C tanesi de sadece birer tane markaya başvuru yapmış olsun. Birinci markaya 30 tane kişinin talebi oluşmamış. Birinci markaya 30 kişinin tale talebi oluşmadığına göre bunlar hangileridir? Sadece B'ye ve C'ye talep oluşturanlardır. B artı C eşittir 30. Peki ikinci markaya 36 kişinin talebi oluşmadığına göre sadece A ile C'nin e, toplamı 36'dır. Ve 3. markaya 26 tane kişinin talebi oluşma, oluşmadığına göre A ile B'nin toplamı da bana 26'yı verecektir. Şimdi ben bunları toplarsam 2A, 2B, 2C'yi elde etmiş olurum ki bunların toplamı bana 50, 80, 92'yi verir. O halde A artı B artı C kaçtır? Hocam A artı B artı C tabii ki de 46'dır. Değil mi? Peki diyor ki bu kişiler arasından 3 markanın da halka arzına oluşan talep sayısı. X tanesi demiştik. 3'üne de talep yapan. Toplam talep kaçtı? 120. O zaman ben 120'den gidip 46'yı çıkarırsam yani birer markaya sadece talepleri çıkarırsam bu bana 100-26'dan kaynaklı 74'ün ta kendisini verir. Cevabımız da B şıkkı olmuş olur 25. sorumuz için. Geldim 26'ya bir mağaza ütü mikser ve fırın ürünlerinin satışını yapmakta. Bu mağazanın bir pazar günü yapmış olduğu satış sayılarıyla ilgili hangileri vardı? Ütü, mikser, fırın yazalım. Ütü, mikser ve fırın yazdım. Tamam. Sonra diyorum ki ütünün satış sayısı ile mikserin satış sayısı arasındaki fark 60. Hangisi hangisinden büyük onu bilmiyoruz ama. Fırının satış sayısı ütünün satış sayısının 4 katıymış. Şimdi fırın ütüden daha çok satmış. O zaman bu 2 tane satmışsa bu 4x tane satmıştır diyebilirim. Fırının satış sayısıyla mikserin satış sayısı arasındaki fark 12 olarak verilmiş. Şimdi fırın ütüden 4, 3 kat daha fazla yani 4 katı. Ütüyle mikser arasındaki fark 60 iken fırınla mikser arasındaki fark 12 ise o zaman ben şunu söyleyebilirim ki eğer yani mikser sayısı ütü sayısından fazla mikser fırından daha az olduğuna göre x ile 4x arasında olduğuna göre e, o zaman mikser daha fazla yani x artı 60 ya da ya da 4x eksi 12'dir diyebilirim. Madem öyle bu ikisi bana mikser sayısını veriyorsa satılan mikser sayısını bunlar birbirine eşit. x artı 60'ı ne yapacağım? 4x eksi -12 12'ye eşitleyeceğim. E bu da bana 3x eşittir. 72'yi verir. O zaman x kaçtır? Tabii ki de 24'tür. Diyor ki pazar günü satılan toplam ütü sayısı yani x soruluyor. Ben ikisi 24 buldum. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız D şıkkı olur sevgili gençler. 26. sorumuz. 27'deyiz. Bir editör her bir testin içinde 12 soru olacak biçimde 15 testten oluşan konu denemelerinden 20 tane düzenleyecek. Dur bir dakika. Her bir testin içinde 12 tane soru olacak biçimde 15 testten oluşan konu denemeleri var. Yani toplam 180 soruluk 12 kere 15 180 sorudan oluşan konu denemelerinden 20 tane düzenleyecek. Yani o zaman toplam soru dedi burada 180 çarpı 20 yani 3600. Peki sorulardan bir kısmı hatalı olduğu için hatalı sorular çıkarılarak hatalı soru sayısının 2 katı kadar soruyu düzenlemeye eklemiştir. Hatalı soruların yerine gelen sorular her bir testin içine 8 soru olacak biçimde 5 testten oluşan 7 adet konu denemesi oluşturacak sayıdır. Sakin. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Her bir testin içinde 12 tane soru olacak biçimde 15 tane testten oluşan konu denemelerimiz var. Dolayısıyla 12 test vardı. 12 tane soru vardı her bir testin içerisinde. 12 soru. Ama kaç tane? 15 test. Tamam 15 tane test olacak. Şimdi bunlardan bazıları e, gençler hatalı. X tanesi hatalı diyelim. X tane hatalı. X tane hatalı olduğu için toplam soru dediğinden ben X tane çıkaracağım ama onların yerine çıkardığım kadar çıkardığım miktarın iki katını ekleyeceğim. Yani X gitti. 2X geldi. O zaman toplam soru sayısı X kadar artmış olur. Değil mi? Şimdi hatalı soruların yerine gelen sorular her bir yani X'ten bahsediyoruz. Her bir testin içine 8 soru olacak biçimde 5 testten oluşan 7 adet konu denemesini oluşturacak sayıdadır. Yani 8 çarpı 5 çarpı 7. Ama bu da bize hatta e, kaçı verir? 5 kere 8 40 kere 7'den 280'e verir. 280 tane soru sevgili arkadaşlar. 280 tane soru. Neymiş? Eklenmiş. Yani şöyle eklenmiş derken bu x x Şimdi soruların yerine gelen sorular yani aslında bakarsan 2x özür dilerim çünkü evet orayı e, kaçırmayalım diyor ki bak hatalı soruların yerine gelen sorular yani biz hatalı x tane çıkarmıştık yerine gelen sorular 2x'ti o zaman 2x dediğimiz şey neymiş e, hocam 280'miş o zaman x kaçtır 140'tır Diyor ki buna göre ilk durumda hatalı olmayan soru sayısı kaçtır? Yani hatalı olmayan soru sayısından 140'ı çıkaracağım. E 20 tane düzenlenmeyecek miydi bu konu denemelerinden? Her birinde de 180'er tane yok muydu? O zaman 180 çarpı 20 eşittir kaç yapar? 3600. 3600'den 140'ı çıkar demiş bize. Çıkarırsak 3460 yapar. 3460 da A şıkkında verilmiştir. 27. sorumuzun cevabı da A'dır deriz. Bir engelli koşu yarışına yarışında yarışan 3 koşucunun engellerde kaybettiği süreler aşağıdaki gibi verilmiştir. Mesela birinci koşucu 1 bir saniye kaybediyor. ikinci koşucu 1,2. Üçüncü koşucu da 0,8 saniye kaybediyor. Bu yarışta birinci koşucunun engellerde kaybettiği toplam sürenin ikinci koşucunun engellerde kaybettiği toplam süreye eşit olduğu bir an her iki koşucu toplam 44 tane engel atlamış. Şimdi dur bir dakika. Birinci koşucu 1 saniye süre, öteki de 1.2 saniye süre kaybediyorsa bunların arasındaki oran 5K'ya 6K'dır. Çünkü mesela 5 kere 0.2 1 saniyeyi verir, 6 kere 0.2 o da 1.2 saniyeyi verir. O halde şöyle diyebiliriz, bu koşucu 1 saniye, bu koşucu 1.2 saniye koşarken bunların oranı 5'e 6'dır. O halde atladıkları yani takıldıkları engel sayısı 6K'ya 5K'dır demem gerekiyor ki süreleri eşit olsun. Çünkü 1 kere 6 6 1,2 kere 5 de 6 yapar. Tamam Pekala şimdi birinci koşucu 6K tane ikinci koşucu 5K tane engele takılmışken toplam 11K kadar engele takılma vardır. Ve bu da 44'müş o zaman K kaçtır arkadaşlar 4. Şimdi K4 ise bu koşucu 24 tane engele takılmış o zaman bu da 20 tane engele takılmıştır deriz. Buna göre ikinci koşucunun karşılaştığı engel sayısının ki 20'den bahsediyor. 2 katı kadar engelle karşılaşan 3. koşucu yani 40 tane engelle karşılaşan 3. koşucu engellerde toplam kaç saniye süre kaybeder? 40 kere 0,8 kadar yani 32 saniye kadar süre kaybeder 3. koşucu. O halde cevabımız 28. sorumuzun cevabı C şık olur gençler. Ve geldik 29'a. Bir şirket aynı yıl içinde emekli olan çalışanlarının bir kısmının yerine 4 tane yeni çalışan diğer kısmının yerine 7 tane yeni çalışan işe almıştır. Şimdi bu çalışanların bir kısmının yerine 4, diğer kısmının yerine 7 tane çalışan işe alıyor. Şirketten bu yıl içinde 16 kişi emekli olmuş ve çalışan sayısı 75 artmış. şöyle diyelim. Bir kısmının yerine 4 tane çalışan alıyordu. Bir kısmının yerine de 7 tane çalışan alıyordu yani. Ya Değil mi? Bu kadar bu kadar. Peki şöyle diyelim. X tanesinin yerine 4 yeni çalışan. 16 eksi X tanesinin yerine de 7 tane yeni çalışan alırsa toplam gelecek olan çalışan adedi şudur. 4X artı 16 kere 7 bize neyi verir? 112'yi verir. Eksi 7X. Yani 112 eksi 3X. Toplam bu kadar çalışan gelmiştir. Değil mi? Toplam bu kadar çalışan gelmiş. Ve tabi bu gelenler. Gelenler. Ama diyor ki çalışan sayısı 75 artmıştır ilk duruma göre. O zaman bu gelenlerse gidenleri yani 16'yı bir daha çıkarayım ben buradan. 16 tane çıkmıştı ve çalışan sayısı 75 artmıştı. Tamam okey çok güzel. Şimdi 112'den 16'yı çıkaracak olursam ben 100'den 4'ü çıkarıyorum ben yani 96. 96 3x eşittir 75. Şurası 5 arkadaşlar. O zaman 3x eşittir. 75'i sol tarafa post alarsam 21 olur ve x kaçmış? 7. Yani 7 tane çalışanının yerine 4'er tane ve 9 tane çalışanın yerine de 7'şer tane çalışan almış. Güzel. Diyor ki şirket başlangıçta 4 yeni çalışan yerine 5 tane yeni çalışan almış olsaydı ve 7 yeni çalışan yerine 6 tane çalışan almış olsaydı e toplam çalışan sayısı kaç artardı diye sorulmuş. E şimdi haliyle 7 tanesinin yerine 5'er tane alırsa 35. 6 tanesinin, e, 9 tanesinin yerine de 6 çalışan alırsa 54 tane yeni çalışan gelir ki bu gelen sayı nedir? Hocam işte 89'dur. E kaç tanesi gitmişti? 16 tanesi gitmişti değil mi? O zaman kaç artardı? 73 artardı. Yani 29. sorumuzun cevabı da böylelikle E şıkkı olmuş olurdu. Geldim 30'a. Belli sayıdaki oyuncunun oynadığı bir bilgisayar oyununda level 1, level 2, level 3 ve level 4 şeklinde 4 tane bölüm bulunmakta. Herhangi bir kişi oyuna level 1 ile başlamakta. O bölümü tamamladığı an level 2'ye geçmekte. Bu kişilerin geçtikleri her bölüme geri dönüp tekrar oynama hakları da bulunuyor aynı zamanda. Yani sen level 2'ye geçmiş bir oyuncuysan istediğin zaman geri dönüp level 1 e oynayabiliyorsun. Örneğin level 3 bölümüne geçmiş bir oyuncu isterse level 1, isterse de level 2 bölümünü tekrar oynayabilmekte. Bu oyuna katılan 80 tane oyuncu arasında level 3 bölümünü oynayabilen oyuncu sayısı 42. Level 4 bölümünü oynayamayan oyuncu sayısı 56. Şimdi dur bir dakika. Level 1 Level 2, Level 3 ve Level 4 diyelim. Level 3 bölümünü oynayabiliyorsa eğer bir oyuncumuz, Level 3 bölümünü oynayabiliyorsa eğer bir oyuncumuz, e, bu kişiler ya o sırada Level 3'tedir ya da Level 4'tedir. Yani o zaman A kişi Level 3 bölümündedir hala. Level 2'yi yeni bitirmiştir. Ve 42 eksi A kişi de Level 4'e geçenlerdir. Çünkü level 4'e geçenler de level 3'ü oynayabiliyor. Level 4 bölümünü oynayamayan oyuncu sayısı 56 ise demek ki onlar da şurayı verecek bize. Burası da 56'ymış. Tamam toplam 80 oyuncu yok muydu? Evet. Madem öyle 56 ile 42 eksi A'nın toplamı bize 80'i vermesi lazım. Yani 92 eksi A eşittir 80 dersem A kaçtır? 12'dir. Level 3 bölümüne geçen oyuncu sayısı kaçtır? level 3 bölümüne geçen e, bu arada ben 92 dedim yanlış toplamışım. 56 ile 42'nin toplamı 98 yapar arkadaşlar değil mi? 98 eksi A 80 ise A kaçtır? 18'dir. A dediğimiz şeyde level 3'e henüz daha yeni geçmiş olandı. Level 3 bölümüne geçen oyuncu sayısı 18'i ta kendisidir. Yani 20, 30 pardon 30. sorumuzun cevabı da 18 yani E şıkkı olacaktı diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar 31. sorumuzla. Bir muhasebecinin incelemesi gereken 3 klasörü bulunmakta. Muhasebeci 1. ve 2. klasöründeki sırasıyla 21 ve 24 adet dosyanın toplamda 18 tanesini 3. klasöre eklediğinde. Şimdi 1. klasör, 2. klasör diyelim, 3. klasör diyelim. 1., 2. ve 3. klasörler diyelim arkadaşlar. Şimdi 1. klasöründe 21 tane ikincisinde de 24 tane klasör vardı. Bunların içinden seçtiği toplam 18 tane klasörü toplam 18 tane dosyayı ne yapmış bakalım aynen dosyayı nereye aktarmış 3. klasöre 18 tanesini. Son durumda da birinci klasördeki dosya sayısı ikincisindekinin yarısı kadar. Yani burada x tane varsa burada 2x iki, iki tane varmış ve ikincisi de üçüncüsünün 5'te 1'i kadarmış. O zaman burada 12 tane varmış. Şimdi mesela 3. klasöre dosyalar gelmeden önce ne kadar dosya vardı orada? 12-8'i 18 taneydi. Değil mi? Başlangıçta. Çünkü 18 tane geldi oraya. Peki buna göre demiş. Başlangıçta 3. klasörde bulunan dosya sayısı yani 12-8-18. İkinciden 3. klasöre aktarılan dosya sayısının kaç katıdır diye sorulmuş. Ne kadar aktarıldığını tabi bilmiyoruz gençler. Ama hani şunu biliyoruz yani başlangıçta burada 21 burada 24 tane olduğunu da biliyoruz gayet eminiz. O zaman şöyle diyelim biz e, kaç tane aktarıldığını elde edebilmek için. Mesela buradan A tane aktarılmış olsun. O zaman burada 18 eksi A tane aktarılmış olur değil mi? Tamam çok güzel. Şimdi aktarılırken 21'den A'yı çıkarınca eksi bulurum ben. 21 eksi A. Bu neydi? X. E şimdi 24'ten de bunu çıkarırsam yani A, A artı 6'yı bulmuş oluruz değil mi? a artı 6. Bu da neymiş? Hocam 2x'miş. Tam çok güzel. O zaman şöyle oranlarsam alttaki üsttekinin 2 katı olmaz mı? Yani a artı 6 şunun 2 katı. Yani 42 eksi 2a. O halde 3a eşittir 48 dersem. a burada kaç gelir? 16. Şimdi burada 16 tane aktarılmış. O zaman burada 2 tane aktarılmıştır. Değil mi? 2 tane aktarılmış. Hatta ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Ee, yanlışımız mı var burada? 18 eksi a tane 2 tane aktarılmış dedik. 24 22 kalır değil mi? Burada bir hatamız var açıkçası. Yani ben öyle sezdim. Bir bakalım 2 katı demiştik. 42 eksi 2 a dedik. 3 a eşittir 48 değil gençler. Orası yanlış oldu. Hemen orayı düzeltelim. Şöyle geri alalım. Evet yani orada bir işlem hatası yaptık. Çünkü 6'yı karşı tarafa düzgün atmadık değil mi? 2A bak şöyle. 3A Eşittir 36 olur ve A 12 gelir. Tamam şimdi daha iyi oldu. Şimdi şöyle A 12 ise şurası 18'den 12'yi çıkar 6 tane aktarılmış. 6 tane. Şimdi 24'ten 6 tane aktarınca kaç tane kalır? Hocam 18. O zaman burası 18 ise x kaçtır? 9'dur. x 10 ise şu kaçtır? x 10 ise 90 eksi 18'dir hocam burası. Yani 72'dir. Bizden şu isteniyor. Buradan buraya kaç tane aktarılmıştı? 6 tane. Diyor ki son durumda 3. dosyada ilk başta diyor 3. dosyada e, bulunan klasör adedi 72. Aktarılan ikinciden üçüncüye aktarılan yani 6'nın kaç katıdır? 12 katıdır. Doğru cevabımız da A olur 31. sorumuzun arkadaşlar. Geldik 32'ye. Ulusal bir televizyon kanalı her akşam saat 20 ile 24 arasında yayınlayacağı 4 farklı film, dizi, yarışma ve söyleşi olarak belirlemiş bunları belirlediği bu 4 tür arasından 60 gün boyunca her akşam yalnızca 2 tanesini yayınlayacak bu televizyon kanalı dizi ve yarışma türlerini sırasıyla 30, 31 ve 34 dizi e, film dizi ve yarışma türlerini sırasıyla 30, 31 ve 34 gün boyunca yayınlamış Şimdi film, dizi yarışma bir de ne vardı Dördüncü tür neydi söyleşi ve bu vardı değil mi Şimdi diyor ki bak bu televizyon kanalı film dizi yarışma türlerini sırasıyla 30, 31 ve 34 gün boyunca yayınlamış. 30, 31 ve 34 tane yayınlamış. Şimdi her akşam iki tanesi yayınlanacaktı değil mi? Tamam. Söyleşi türünün yayınladığı gün sayısı. Abi şimdi her akşam iki tane yayınlıyorsan sen 60 gün boyunca. O zaman toplam 120 kere program yapacaksın sen. Bir kere bu bir. İkinci olarak 30, 31, 34. Yani film 30 defa yayınlanmış ama hani bunu şöyle düşüneceksin. Film 30 defa yayınlanıyor ama ee, her akşam iki film yayınlanmıyor. O kesin. Dizi de aynı şekilde, yarışma da aynı şekilde. Ben bunları toplarsam ne gelir? Hocam 95 yapar, değil mi? Şimdi geriye kalan ne olmalı o zaman? Söyleşi olmalı. Yani 120'den ben 95'i çıkarırsam bana 25'i verir. Kaç gün yayınlanmıştır söyleşi? 25 gün. Cevabımız B şıkkı olur. 32'yi de çözdük ve geldik artık 33'e. Şimdi bir otomotiv firması yeni ürettiği bir e, otomobilde kişiye özel özellikleri şekildeki gibi belirlemiş. 1 2 3 ve dördüncü opsiyonlar var. Geri görüş kamerası, şerit takip sistemi, ani fren sistemi ve yolcu hava yastığı sistemi gibi. Firmanın üretiminden çıkan 100 otomobilin Tamamının bu dört opsiyonun en az, bak en az üçüne sahip olduğu bilinmekte. Birinci opsiyon toplamda 84 otomobilde, ikinci opsiyon 85, üçüncü opsiyon 68 ve dördüncü opsiyon toplamda 75 tane otomobilde bulunurken. Bu araçların kaç tanesi 4 opsiyona da sahiptir diye soruluyor. Şimdi burada iyi dinle beni, e, algılarını aç. 84... Ve gösterelim. 84, 85, 68 ve 75. Ben bunları topladığım takdirde 312 sayısına erişiyorum. Şimdi 312 tane opsiyon kullanılmış açıkçası. Ama toplam 100 arabamız vardı. Şimdi en az üçüne uygulanmıştı ya. E tabi bu özelliklerden 4'üne de sahip olan araçlar da var. Şimdi bu özelliklerden 3'üne sahip olsaydı bütün araçlar diye bir düşünelim. Yani şöyle 100 tane aracın hepsi de hiçbiri buradaki 4 tane opsiyonun her birine sahip olmasın. En az üçüne sahiptir diyor ya. Sadece 3'üne sahip olmuş olsaydı. 100 çarpı 3'ten toplam 300 tane opsiyonumuz olurdu kullanılan. Değil mi? E şimdi 312 olmuş ama. Demek ki o fazladan olan 12 tanesi 4 opsiyon daha o 3 opsiyonun yanına birer tane daha opsiyon ekleyince 4 opsiyon oluyor ya. Demek ki 12 tane araçta 4 opsiyon varmış. O halde doğru cevabımız da A şıkkı olur diyebiliriz. Geldim 34'e. Bir seminere 3 farklı okuldan sırasıyla 4, 5 ve 8 ile doğru orantılı sayıda öğrenci katılmış. Varsayalım ki A okulu, B okulu ve C okulu olsun. 4, 5, 8 ile doğru orantılı sayıda öğrenci katıldıysa buradan 4K tane öğrenci, bu okuldan 5K tane, bu okuldan 8K tane öğrenci katılmıştır diyebilirim. Daha sonra 3 okuldan toplamda 24 kişi daha katılınca katılımcı sayıları 35, 45 ve 80 olmaktaymış. 35, 45 ve 80 olmuş. Kaç tane öğrenci katılınca toplamda? 24 tane. Şöyle gösterelim. Toplam 24 tane öğrenci katılınca efendim bu sayılar 35, 45 ve 80 olmuş. Peki şimdi şöyle düşünsem ben. Şu anki toplam öğrenci sayısını bulsak yani 35 45 daha e hocam 80 e 80 daha 160 yapar değil mi? Peki o 24 öğrenci katılmadan önce kaç öğrencimiz olacaktı bizim? 136 tane öğrencimiz olacaktı ve bunlar da bana 4k, 5k ve 8k'nın toplamı olan 17K'nın ta kendisini verecekti. Hemen 17K yazdım ve K buradan kaç geldi? 8. Güzel. Son durumda katılımcı sayısı 80 olan okul başlangıçta kaç öğrenciyle katılmıştır diye soruluyor. Yani C okulu başlangıçta kaç öğrenciyle katılmıştır? E ben K'yı 8 buldum o zaman 8K öğrenci varken 8 çarpı 8'den doğru cevabın 64 olması içten bile değildir. Cevabımız da B verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik 35. örneğimize, 35. sorumuza. ÖSYM bakış 35 dedik artık. Peki düşünelim bakalım. Konu tekrar kampında dağıtılan 180 yapraklı bir testin baştan belirli sayıdaki sayfası matematik. Kalanlarsa geometri branşına aittir. Enes bu testin baştan 43 ve sondan 37 yaprağını daha önce çözdüğü için koparmış. Daha sonra kalan sayfaların dörtte biri solda olacak şekilde açtığında görseldeki gibi soldaki sayfanın matematik sağdaki sayfanın geometri sorularına ait olduğunu da görmüş. Buna göre testin matematik branşına ait yaprak sayısı kaçtır? Şimdi solda k tane yaprak kalmış. Değil mi bak? Şurada ne demişti? Ee, daha sonra kalan sayfaların dörtte biri solda olacak şekilde. Burada k ise burası 3k'dır o zaman. Kalan sayfa 4k. Dörtte bir yani k tanesi solda. 3k tanesi sağda. Kaç tanesini koparmıştı baştan? 43 tanesi. O baştan 43 tanesi Sol tarafta. Sondan 37 tanesini koparmış. Sondan 37'si de burada zaten. E 180 yapraklıydı. E tamam güzel o zaman ben bunları toplayıp 180'e eşitleyebilirim artık rahatlıkla. Değil mi? E toplayalım. 43, 37 daha 80. 80 artı 4K eşittir. 180. Buradan K kaç gelir? 25 gelir. Testin matematik branşına ait yaprak sayısı soruluyordu. 23 ile e, 43 ile 25'i toplarsam cevabı bulurum. Bu da 68'i verir bize. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. 35. sorumuz için. Geldim 36'ya. Bir açık arttırmada açık arttırma yöneten müzayede başkanı artırmaya katılan kişilere bu esere teklif veren erkek katılımcılar el kaldırabilir mi? diye bir soru sormuş. Şimdi bu sorular karşılığında da el kaldıran katılımcı sayılarını da vermiş aşağıda. Bak buraya 30 kişi el kaldırmış. Buna 80. Buna 20 kişi el kaldırmış. İkinci sorusu ne? Bu esere teklif vermeyen tüm katılımcılar el kaldırabilir mi diye sormuş. Bu esere teklif veren, vermeyen özür dilerim kadın katılımcılar el kaldırabilir mi diye sormuş. Peki. Şimdi bu sorular karşılığında soru sırasına göre el kaldıran katılımcı sayısı 30, 80 ve 20'dir. Açık artırmaya katılan kişilerin 3'te 1'i kadın olduğuna göre Esere teklif veren kadın katılımcı sayısı sorulmuş bize. Şimdi esere teklif veren ve vermeyenler var. Erkekler ve kadınlar var. Haliyle dört tane burada düşünmem gereken e, özellik olduğuna göre biz buna tablo çizelim. Esere teklif veren diyelim ve vermeyen diyelim. Daha sonrasında erkek ve kadın diye bu şekilde bir... Tablo oluşturalım sevgili arkadaşlar. Tablomuzu şu şekilde yapabiliriz. Aynen. Şimdi hocam burada verilenleri bir güzel tekrar düşünmemiz lazım. Şimdi. Diyor ki bak bu esere teklif veren erkek katılımcılar e, 30 kişiye kaldırmış. Teklif veren erkek katılımcılar 30 kişiymiş. Tamam güzel. Bu esere teklif vermeyen tüm katılımcılar yani şu ikisinin toplamı. Şu sütundakiler vermeyen sütununun toplamı 80. Eser'e teklif vermeyen kadın katılımcılar. Yani şurası. E burası 20. O zaman burası 60'dır hocam. Hatta erkekler kaç kişiymiş? 90. Şimdi diyor ki açık artırmaya katılan kişilerin 3'te 1'i kadınmış. 3'te 1'i kadın. E şimdi açık artırmaya 90 tane erkek katılmıştı. X tane de kadın katılmış olsun. Tamam mı? 90 artı X kişi katılmış x'i bunun 1 bölü 4'üymüş. Pardon 3'te 1'i demişti 1 bölü 3'üymüş hocam. İçler dışlardan 3x eşittir x artı 90 deriz. Buradan x eşittir 45'in ta kendisi gelir. Yani bura 45 tane kadın katılmış ya o zaman 25'i de buradadır. 25'e 20. Benden istenen ne? Esere teklif veren kadın katılımcı sayısı. Yani şurası sorulmuş. O halde hayırlı uğurlu olsun. Cevap D şıkkında verilmiştir deriz. 161'i de bitirdik. Nereye geldik? 162'ye. Hadi bakalım. 37. örneğimizdeyiz. Bir fabrikada son ütücü olarak görev yapan Şirin demiş ki kullandığı ütünün buharlama, ıslama ve şok kurutma özelliklerini gömlekleri ütülerken kullanmakta. Kaç tane özellik var? Ütünün buharlama, ıslama ve şok kurutma. 3 tane özellik var. Şimdi pazartesi günü 120 adet gömlek ütüleyen Şirin her gömlek için ütüleme özelliklerini şekildeki biçimde fişlere not alıyor. Mesela 10 nolu de, e, siparişe buhar, kurutma ve ıslama özelliklerini kullanıyor. Mesela 17 nolu siparişe sadece buhar ve kurutmayı kullanıyor gibi. Şirin not kağıtlarında toplam 282 tane özellik yazmış arkadaşlar. Ayrıca her not kağıdına en az 2 tane özellik yazdığını fark etmiş. Yani 3 tane özellik vardı. Bu az önceki arabalı soruya benziyor açıkçası. Yani 4 tane opsiyon vardı. Ama araçlar en az 3 tane opsiyona sahipti. 4 opsiyona sahip araçlar. Burada da diyor ki bu ütünün diyor 3 tane özelliği var. 3 tane opsiyonu var. En az 2 tanesini yapmış her bir ütüleme işleminde diyor. Yani 3 tane yaptığı da var. Mesela 10 nolu da 3 tane yapmış, 17'de de 2 tane yapmış gibi. 2 özellik yazan not kağıtlarının yarısından buhar özelliği olduğuna göre tüm kartlarda buhar özelliği kaç defa yazılmıştır diye de sorulmuş. Şimdi toplam 120 tane sipariş vardı değil mi? 120 tane. Şimdi hiç birine 3 tane özelliği kullanmamış olsun. Her birine ikişer tane özellik kullanmış olsun. Öyle düşünelim. O halde 120 tane gömlek varsa her birine 2 tane özellik kullanırsa 240 özelliği kullanmış olurdu. Ama bu kadar kullanmamış. 282 tane özellik kullanmış. Aradaki fark 42'dir. Ve bu 42 tanesinde 3 özellik de kullanılmıştır. 3 özellik kullanılmış. Tamam. Şimdi bu cepte diyor ki diyor ki 2 özellik yazan not kağıtlarının yarısında. 2 özellik yazan not kağıdı kaç tane olur hocam? 120 tane gömleğin 42 tanesine 3 özellik kullandığına göre ben bundan 42'yi çıkaracak olursam yani 100'den 22'yi çıkarırım. 78 tanesinde iki özellik mevcut. Tamam mı? 2 özellik kullanılmış. Bunların yarısı 2'ye böldüm. 39 tanesinde diyor ki 39 tanesinde buhar özelliği pardon buhar özelliği vardır diyor. Aynen 39 tanesinde buhar özelliği var. Tüm kartlarda buhar özelliği kaç defa yazılmıştır? Şimdi ben iki özelliğin kullanıldığı gömleklerde 39 tane buharlama yapıldığını biliyorum gayet şu an öğrendim. Peki 3 özellik kullanılanlardan zaten hepsinde de buhar özelliği yok mu? Var. O halde ben 39 da 42 toplarsam cevabı da tabii ki bulurum. Bunların toplamı bana 81'i verir. O halde doğru cevabımız da 37. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı olur. Geldik 38'e. Ege, Buğra ve Deniz bir bardak muzlu sütü tek seferde içecekler. Üç arkadaşın bir bardak muzlu sütü içme süreleri sırasıyla 14, 16 ve 23 saniyedir. Şimdi Ege, Ege, Uğur ve bir de kim vardı? Deniz vardı. Bunların muzlu sütü içme süreleri 14, 16 ve 23'tü. Ege ile Deniz aynı anda içmeye başlamış. Buğra ile Deniz aynı anda bitirmişler. Başlama anından bitirme, bitirme anına kadar mola vermediklerine göre ...üç kişinin aynı anda muzlu süt içtiği süre kaç saniyedir? Bir tane şöyle sayı doğrusu düşün. Tamam sayı doğrusu düşün. Ege ile Deniz aynı anda içmeye başlamışlardı. Ege ve Deniz aynı anda içmeye başladılar. Şimdi Ege 14 saniyede bitiriyordu. Şurası 14. saniye olsun ve Ege'yi şöyle siyah bir çizgiyle gösterelim. Ege oraya geldiği zaman içmeyi bitirdi Deniz ise Deniz 23 saniyede içiyordu O halde buradan başladığı şuraya kadar geldi ve Burası da 23 saniyemiz olsun ve diyor ki Ege ile deniz aynı anda içmeye başlamış ama buğrayla deniz aynı anda bitirmişler şimdi o zaman ben şunu söylerim Buğra burada bitirdiğine göre kaç saniyede içiyordu Buğra? 16 şimdi 23'ten 16'yı ben çıkaracak olursam e bu bana 7'yi verir. Demek ki 7. saniyede buğra başlamış ve 23. saniyede de süt içmeyi bitirmiş. diyor ki üç kişinin aynı anda muzlu süt içtiği süre. Abi yedi de o zaman başlamış bu üçünün süt içme işlemi. 14'e kadar üçü de aynı anda süt içiyordur diyebiliriz. 7 ile 14 arası 7 saniye olduğuna göre doğru cevabımız da D şıkkı olacaktı sevgili gençler. Geldim şimdi 39'a. Bir elektronik cihaz satan mağaza yapmış olduğu kampanya kapsamında kulaklık, dijital saat, tablet ve telefon fiyatlarında indirim yapmış. Mağazanın yapmış olduğu indirim bir adet telefon alana bir adet tablet fiyatı, bir adet tablet alana bir adet dijital saat fiyatı ve bir adet dijital saat alana bir adet kul kulaklık fiyatı kadar indirim uygulanıyor. Bu mağazadan bir adet telefon alana 18.500 lira indirim uygulanmış. Şimdi telefon alana ne kadar indirim uygulanıyordu? Bir tane tabletin fiyatı kadar. O zaman ben tabletin abi tabletin 18.500 lira olduğunu öğrendim şu an. Bu burayı okuyarak yorumlayarak bunu öğrendik. Çünkü telefon alınca 18.500 lira indirim uygulanmış abi. Tablet fiyatı kadardı. Demek ki tablet 18.500 lira. Bir adet dijital saat ve bir adet de tablet alan kişi ise 12.500 lira fatura demiş. Şimdi dijital saat alan kişi kulaklık fiyatı kadar indirim alıyordu. O zaman şöyle diyelim biz telefon, tabletin fiyatını biliyoruz şimdi. Telefon, tablet, saat ve kulaklığımız vardı değil mi bizim? Ve kulaklık. Şimdi dijital saat alan kişi saati aldı, saatin fiyatı bu. Saat alınca kulaklık fiyatı kadar indirim alıyordu eksi kulaklık. Saat artı kulaklık fiyatını saate verdi. Saat eksi kulaklık fiyatını saate verdi. E, tablet alan kişi de e, ne kadar ödeyecekti? 18.500 tabletin fiyatı. Lakin tablet alana da saat kadar indirim var. Yani şu şekilde eksi saat diyeceğiz. Bunların toplamı bize 12.500'ü veriyor. Ve şöyle düşün. Eksi saat artı saat birbirini götürdü hocam. Demek ki 18.500'den kulaklığın fiyatını çıkarınca 12.500 kalıyor. O halde kulaklık ne kadardır? Kulaklık da 6.500 liradır. Hatta 6.000 liradır direkt. Değil mi? 18.500'den 12.500'ü çıkardım 6.000 lira. Şimdi bir tane dijital saat alan kişi 3.800 lira vermiştim. Saat alınca saat eksi saat alınca kulaklık fiyatı. Saat eksi kulaklık ne kadarmış bu? 3.000 800. E ben kulaklığın 6000 olduğunu öğrenmiştim. Eksi 6000 oldu. Eksi 6000'i karşı atarsam saatin fiyatının ne olduğunu bulurum ben. 9800 olduğunu bulurum. Bir tane tablet alan kişi ne kadar öder? E, tablet alınca 18500 tabletin fiyatıydı. Ben bu tabletten saat fiyatı kadar indirim kazanacağım. Yani 9800 kadar indirim kazanacağım. Bu da bana 8700'ün ta kendisini verir. Cevabımız e, A şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. 39'u da çözdük sizle beraber. A dedik cevabına ve geldik 40. sorumuza. YouTube kanalında video yükleyen Barış, videonun izlenme sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri not defterine yazmış. Kendime notlarım diye başlamış. Birinci gün izlenme sayısı, ikinci gün izlenme sayısının 3 katı oldu. Birinci gün, daha sonrasında ikinci gün diyelim. Bir de üçüncü gün var aşağıda ben gördüm şu an bakarken. Üçüncü gün. Şimdi birinci gün izlenme sayısı ikinci gün izlenme sayısının 3 katı oldu diyor ya. O zaman burada x kadar izlendiyse burada 3x kadar izlenmiştir video. Üçüncü gün izlenme sayısı birinci gün izlenme sayısının yarısı oldu. Şimdi o zaman yarısı olduysa 3x bölü 2 ile uğraşmayalım. Buraya 6x buraya 2x diyelim biz. Bak 6x'e 2x dedim. Gene ikinci günün 3 katı oldu birinci gün ama. Üçüncü gün birinci günün yarısı oldu dediğine göre. Burada 3x kadar izlenmiştir video. Peki diyor ki Barış'ın not defterine yazmış olduğu nota göre başlangıçta videonun ikinci gün izlenme sayısı kaçtır? Şimdi geldik şuradaki nota birinci gün izlenme sayısı 8.400 olmuş olsaydı 8.400 olmuş olsaydı ve diğer günlerde aynı oranda izlenseydi üçüncü gün izlenme sayısı 1.200 daha fazla olurdu demiş. Barış'ın not defterine yazmış olduğu nota göre başlangıçta videonun ikinci gün izlenme sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi Burada 8400 ise e, 3x bunun yarısı kadardı. Yani 4200 kadar izlenecekti. Ve demiş ki bize 3. gün izlenme sayısı 1200 daha fazla olur. Demek ki gerçekte 3. gün 3000 izlenmiş ki 1200 fazla olurdu diyor. Demek ki x 1000'miş. O halde burada 2000 izlenmiştir. Burada 6000 izlenmiştir diyelim. 2. gün izlenme sayısı kaçtır? 2. gün izlenme sayısı zaten karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız aşık olur sevgili arkadaşlarım. 40. sorumuzun dedik. 162. sayfamızda bitirdik ve geldik 163. sayfamıza 41. özeme bakışa. Bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaların 4'te 1'i giyim, 5'te 1'i kozmetik, 8'de 1'i ayakkabı, kalan mağazaların yarısı yeme içme türündendir. Bu alışveriş merkezindeki giyim türündeki mağaza sayısı yeme içme türündeki mağaza sayısından 12 fazladır. Şimdi giyim mağazası var. Hocam giyim. Kozmetik mağazası var. Daha sonrasında ayakkabı mağazası var. Ayakkabı. Geri kalan mağazaların yarısı yeme içme. Yeme içme. Pekala. Bu alışveriş merkezindeki giyim türündeki mağaza sayısı yeme içme türündeki mağaza sayısından 12 fazladır demiş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Dörtte biri var. 5'te 1 var. Dolayısıyla 4'e ve 5'e bölünebilen 20 var mesela değil mi? 8'de 1 var. 8'e e de bölünsün o zaman. Bu 40 diyebiliriz. E, o zaman bu mağazada 40K tane mağaza olduğunu düşünelim. 40K mağaza. Şimdi 8'de 1'i ayakkabıydı. Dolayısıyla 5K tane ayakkabı vardır. 5'te 1'i kozmetikti. Dolayısıyla 8K kadar kozmetik vardır. 4'te 1'i giyimdi. O halde 10K kadar giyim vardır. 10K, 8K daha, 18K, 5 kda 23K'yı elde ettik. Şimdi 23K'sını kullandım. Geriye ne kadar kaldı? Arkadaşlar 17K kaldı. 17K'nın yarısı yeme içme türündenmiş. Ve daha sonrasında demiş ki bu alışveriş merkezindeki giyim türündeki mağaza sayısı yani şu. Yeme içme türündeki mağaza sayısına yani şundan. Şimdi 17 bölü 2 8,5'tür. 8,5K. Şöyle gösterelim. 8.5K. 10K 8.5K'dan 1.5K kadar fazladır. Ve bu da 12'ymiş. Değil mi? O zaman K kaçtır? Kesinlikle 8'dir. Bu alışveriş merkezindeki ayakkabı türündeki mağaza soruluyor. E K'yı 8 bulduğumuza göre ayakkabı türünden 40 tane mağaza vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız da C şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. 41. soruyu çözdük ve C dedik. Geldik 42'ye. Necla'nın 11 ve 19 yaşlarında çekilen iki fotoğrafında Su yüzeyinde oluşan kendisine eş olan görüntüsünün düzlemsel görünümü sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'de de verilmiştir. Şimdi buranın tamamı 368 yani 368 santim Necla 19 yaşında. Ve ben e, tabi 19 yaşında bu kadar değil gölgesiyle beraber yansımasıyla beraber 368 ben bunu ikiye bölecek olursam bu bana 184'ü verir. Demek ki Necla 19 yaşında 184 santim. Şöyle gösterelim. Daha sonrasında 11 yaşındayken de 252 ben 2'ye bölecek olursam e, tabi haliyle bu da bana 126'nın ta kendisini verir. Demek ki 126 santimetreymiş 11 yaşında. Necla'nın boyu 20 yaşına kadar yaşıyla orantılı olarak arttığına göre Necla'nın boyu 15 yaşında kaç santimdir? Yani şöyle 11'den 19 yaşına 8 yaş büyüdü değil mi? 8 yaş yani 8 senede diyelim hatta yaş demeyelim. 8 senede ne kadar uzamış? 184 ve 126 aradaki farka bakacağız. 124 olmuş olsaydı 60 derdik. 126 olduğu için 58 diyeceğiz. 8 senede 58 santim uzamış, değil mi? Peki 20 yaşına kadar yaşıyla orantılı uzamıştı ve Necla burada 19 yaşındaydı. Değil mi? 19 yaşındaydı. Güzel. Şimdi 20 yaşına bakmak için ben bir senede ne kadar uzadığını bulmam gerekiyor. Bir senede ne kadar uzar? E 58 bölü 8 kadar uzar değil mi? 58 bölü 8 santim uzar. E, Necla'nın boyu 15 yaşında kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi şöyle ki 126 santimdi 11 yaşında. 15 yaşını kontrol edebilmek için 4 senelik bir boy artışı gerekiyor. Bir senede bu kadarsa 4 senede 58 bölü 8 çarpı 4 kadar uzar. Aynen böyle. 4 ve 8'i sadeleştirdim. Burası 2 geldi. 58'i 2'ye bölecek olursam 29 e, mu gelir? 29 gelir. 29 santim uzayacak. 126'nın üstüne 129 yani pardon 126'nın üzerine 29 ekleyeceğim. Bu da bana 155'i verir. 15 yaşında 155 santimetre olan kızımız tabi bunu metreye çevirirsek 1,55 metredir diyebiliriz. Cevabımız da C şıkkı olur. Geldim 43'e. Bir okulda sınıf düzeylerine göre öğrenci sayıları bak 9. sınıftan 85, 10'da 91, 11. sınıfta 100 ve 12. sınıfta 80 tane öğrenci varmış. Bu okuldaki üç farklı düzeyden birer öğrenci seçilerek komiteler oluşturulacak. Buna göre oluşturulabilecek komite sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz sorularda e, ee, okuldaki toplam kişi adedini 3 farklı düzeyden birer öğrenci seçilerek komiteler oluşturulacak diye okuldaki toplam kişi adedini bir bulalım. 85, 80, 165, 191 daha kaç yapar diyelim. 6, 5 ve 3. 356 yaptı değil mi? E, ee, üçer kişilik 3 üç farklı düzeyden birer öğrenci oluşturularak seçilerek komiteler oluşturulmayacak mı? O zaman ben bunu 3'e bölerim. Bu da bana 1, daha sonrasında 1 ve 26. Şimdi kalan 26 hatta şöyle diyelim. Ben böyle bölüyorum da sen anlamayabilirsin. 356'yı 3'e böleceğiz. 1, 3, 0, 5, 1, 3, 2, 6'da 8 defa 24 kalan 2. 2 öğrenci dışarıda kalacak biçimde. 118 tane ben e, grup oluşturabilirim. Ve doğal olarak... 3 3 tane farklı gruptan birer tane öğrenciyi alarak 118 tane grup oluşturacağımı söyleyebilirim. 43. sorunun cevabı da A şıkkı olmuş olur. Geldim 44'e. Ayşe mutfak eşyaları satan bir mağazada her biri 3,6 litre hacimli emaye tencere, şimdi emaye emaye ne kadarmış? 3,6. Ee, granit tencereler ne kadarmış? 6,3 litre mi? Tamam bir de titanyum var. Aa, şu titanyum. Titan mum değil titanyum. 11,7 litreymiş bu. Baya büyük. Damacana gibi neredeyse. Ayşe beğendiği tencerelerden farklı ikisini aldığında 3400 lira. Aynı tencereden 3 tane aldığında 4200 lira ödeyeceğini hesaplamış. Her bir tencerenin tam sayı fiyatı hacimleriyle orantılı. Hacimleriyle orantılı. Şimdi 3, 6, 6, 3 11, 7, 3,6 6,3 ve 11,7'yi 36 hani oranlarını bulabilmek için 63 ve 117 gibi kafamızda kodlayalım. Sanırım bunların hepsi de 9'a bölünür ya. 9'a böldüğüm zaman 4, 9'a böldüğüm zaman 7. Bunu 9'a bölersem ne gelir? 13 mü gelir? Tamam şimdi emaye tencere emaye tencere 4K fiyatlı olsun. 4K. Granit tencere o zaman 7K fiyatlı olur değil mi granit? Titanyum tencere ne kadar olur? Onu da hemen yazalım. 11-13K. 13K, 13K fiyatlı olur. Güzel. Şimdi farklı iki tanesini aldığında 3400 lira ödüyor. Aynı tencereden 3 tane alınca 4200 lira ödüyor. Mesela bundan 3 tane almış olsaydı 12K kadar öderdi. Bundan 21K kadar öderdi. Bundan da 42K kadar öderdi. Değil mi? 3 tane yok pardon 3 tane 39K kadar öderdi. 39K kadar öderdi. Şimdi burada fiyatların tam sayı olduğunu biliyoruz. Fiyatlar tam sayı ve 4221'e tam bölünüyor. Demek ki ben şunu söyleyebilirim. 21K eşittir 4200 ise 21'e böldüm. K eşittir 200 geldi. K 200 ise granit tencerelerden bir tanesi haliyle 1400 liradır diyebiliriz. K 200 ise bu 800 liradır. Ve K 200 ise yine Burası da 2.600 liradır. Şimdi diyor ki farklı ikisini aldığında 3.400 lira ödüyor demiş ya. Ben 800'de 2.600'ün toplamının 3.400 olduğunu biliyorum. Demek ki tamam doğru yoldayız. Her Hepsinin fiyatını doğru bir şekilde bulduk. Her bir tencerenin tam sayı fiyatı hacimleriyle orantılı olduğuna göre her bir tencereden birer tane satın aldığında ödeyeceği tutar. E zaten 3.400'dü. 1.400 daha eklersem üstüne 4.800 yapar. E, 4.800 yapar. Cevabımız da C şıkkı olur diyebiliriz 44. sorumuz için. 163 bitirdik. 164'teki 45. ÖSYM bakışa geldik artık. Bakalım beraber. Ayşe'nin büyük bir sürahi içerisinde hazırladığı limonatanın içerisinden 3 tane tam dolu bardak limonata aldığında sürahinin ağırlığı 1 bölü 40 oranında azalmıştır deniliyor. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Tam doluydu değil mi? Yok e pardon Bakalım içerisinde azalır. Limonatanın içerisinden 3 tane tam dolu bardak limonata aldığında sürahinin ağırlığı 1 bölü 40 oranında azalıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Sürahinin ağırlığına sürahinin ağırlığına hatta sürahi artı limonata ben bunun ağırlığına 40k diyeyim. Tamam 40k diyelim. Daha sonrasında hatta ve hatta 40k demeyelim. 120K diyelim. 120K. Şimdi sebebini anlayacaksın. Ben bunun içinden 3 tane tam dolu bardak. 3 tam dolu bardak çıkarınca sürahinin ağırlığı 1 bölü 40 oranında azalmış ya. 120'nin 1 bölü 40'ı 3'tür. 3K azaldı ve 117K oldu. Şimdi 3 tam dolu bardağı ben ne demiş oldum? 3 tam dolu limonata bardağına ben 3K dediysem eğer bir bardak o halde K kadar hacmi vardır diyebilirim. Güzel. Aynı sürahi tamamen boşken içerisine aynı bardakla tam dolu olacak şekilde 4 defa limonata koyulduğunda. Yani bu sefer sürahi artı 4K değil mi? Sürahinin ağırlığı 1 bölü 20 oranında artmaktadır. Sürahinin ağırlığı 1 bölü 20 oranında artıyor. Yani o zaman 4K kadar artmıyor mu? Abi yani 1 bölü 20'si 4K ise Değil mi? 1 bölü 20'si 4K ise 20'de 20'si nedir? 80K'dır. Demek ki sürahi 80K ağırlığa sahip. önceki sürahimiz de 80K'ydı. Aynı sürahiden bahsediyoruz çünkü. O zaman e, bu sürahinin içerisinde önceden bulunan limonata miktarı ne kadardı? 40K'ydı. Boş sürahinin ağırlığının tam dolu sürahinin ağırlığına oranı kaçtır diye soruluyor. E 80'e 120 idi değil mi? Sıfırlar gitti 4'e böldüm 2 bölü 3 bana cevabı verir. Böylelikle 45. sorumuzun cevabı da A şıkkı olmuş olur. Gürsel öğretmen öğrencilerine 10 soruluk bir sınav yapmakta. Bu sınavda öğrencilerin doğru çözdüğü her soruya soru numarasıyla orantılı puanlar vermekte ve her öğrenci sabit bir puanla başlamakta. Bu sınava katılan Lia'nın kazandığı puanlarla ilgili birinci soruyu doğru cevaplamış ve 12 puan toplamıştır. Şimdi başlangıçta bir x diye bir puanı var Birinci sorudan aldığı puana da K diyelim. Hani birinci soru 1K puan, ikinci soru 2K, üçüncü soru 3K puan şeklinde ilerlesin. Ve birinci soruyu doğru cevaplamış ve 12 puan topladıysa sabit olan puanla K'yı topladık ve 12 puanı elde ettik. İlk 4 soruya doğru cevap vermiş ya e 57 puan toplamış. O zaman sabit olan puanın üzerine K, 2K, 3K, 4K toplarsak 10K kadar puan gelir. Ve bu da bana 57'yi veriyormuş. Peki ben şimdi alttakinden üsttekini çıkarsam hocam. 9K'nın 57'den 12'yi çıkardım 45 geldi. K'nın 5 olması gerektiğini bulmaz mıyım? Bulurum. Buna göre Liyan'ın ilk 10 soru içerisinde. ilk 10, ilk 10 soru içinden sadece 7. ve 8. soruyu doğru cevaplamadı. bu sınavda toplam kaç puan almıştır? Şimdi o zaman şunu düşünelim. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplam yani k artı 2k artı nokta 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 10k diyelim. Burası 10 çarpı 11 bölü 2 k'yı verir bana ki 55 k yapar kendileri. Full puan 55 k artı x'tir. Şimdi tabii k'yı 5 bulduk ya ikisi de bu arada 7 bulduk. Herkes sabit 7 puanla başlıyormuş bu sınava. Ekstradan 7. ve 8. soruyu doğru cevaplamazsak eğer 15 puan eksik alırız biz bundan. Değil mi? Tabii şöyle yani tamamını doğru cevaplayınca 55 k. Bak burayı unutma tamamını doğruca cevaplayınca 55K. Peki 7. ve 8. soru yani boş bıraktığı zaman 15K bundan daha azalmış olacak Yani 40K kadar almış olacaktı. K kaçtı? 5. Ve K5 ise 200 puan alacak. Neyin üstüne? Başlangıç puanının üstüne. O adı doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet hocam 46'yı da bitirdik. C dedik. 47'ye geçtik. Bir kahveciye giren 6 arkadaş... Hacim ölçüleri 500 mililitre olan büyük boy, 300 mililitre olan orta boy. Şimdi bir büyük boy var. Büyük. bir Orta var. Bir de küçük boy var. Tamam. Büyük boyun hacim ölçüsü 500 mililitreydi. Orta boyunki 300 mililitre. Küçük boyda 3x mililitreymiş. Her bir kişi istediği boyda bir kahve sipariş etmiş. Toplamda 2020 mililitre 2020 mililitre kahve siparişi veren bu 6 arkadaştan 4'ünün verdiği siparişin toplam hacmi ikisinin verdiği siparişin toplam hacminden 20 mililitre fazlasıdır. Şimdi şöyle ki şunların 4 tanesinin verdiği siparişin e, hacmi Şunların verdiği siparişten 20 mililitre fazlaymış. Yani burası x artı 20 ise burası x'tir. E bunların toplamı 2020 değil miydi hocam? O zaman 2x 2000'dir. Ve x 1000'dir. Yani şu ikisinin verdiği siparişler toplamı 1000 olacak. Değil mi? Hatta e, şurayı karıştırmayalım. Şöyle yazalım. Direkt burası 1000 olacak hocam. Burası da 1020 olacak. 4 tanesinin verdiği siparişte 1020 olacak. Şimdi... Şu ikisinin ki 500'e 500 olur bak. Yani iki tanesinin verdiği siparişin toplam hacmi 1000 olacaksa mecburen 500'e 500 olacak. Yani büyük boya büyük boy sipariş vermişlerdir. Tamam. Peki. E, tabii burada bulduğumuz x ile soruda verilen x mililitre aynı değil. Tamam mı? Aynı değil. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Şu x'leri şuradan kaldıralım kafa karıştırmasın. Biz bunlara 500'e 500 dedik. Güzel. Şimdi geldik şu kısma. Buradakiler e, hangi siparişleri vermiş olabilirler? Bak, olabilir diye sorulmuş sonuç olarak bana tamam mı? Şimdi örnek veriyorum. Ben burada 500 mililitrelik bir tane büyük boy sipariş etsem. 300 mililitrelik bir tane orta boy sipariş etsem. 500, 300 daha 800 yaptı. E geriye hocam 1020 idi. 220 daha vermem lazım. Mesela bu ikisini de 110'a 110 küçük boy sipariştir derim. Olabilir. 110 olabilir küçük boy sipariş. Yani x 110 olabilir ama şıklarımızda o kadar küçükler yok. O zaman şunu düşünelim biz. Ee, burada büyük boy vermemiş olsun. Yani bir tane 300'lük vermiş olsun. Bir tane daha 300'lük vermiş olsun mesela. 300 300 600 yaptı. E geriye hocam 420 kaldı. E 420'yi verebilmek için 210'a 210 da vermiş olabilir. Bakıyorsun 210 da yok. Tam o zaman farklı bir şeye yönelelim. Mesela hocam ee, burası 300 olsa sadece 300 olsa geriye 720 kalmış olması gerekiyor. 720'yi tamamlamak için 240, 240, 240 vermiş olabilir. Ki 240 var. O halde doğru cevap da D şıkkı olur diyeceğiz. Evet 47'yi de çözdük ve geldik 48. ÖSYM bakışa. A ve B şehirlerinde bulunan ırmak ve damla birbirine doğru aynı anda yola çıkacaktır. Irmak A şehrinden B şehrine doğru 200 kilometre. Damla da B şehrinden A şehrine 60 kilometre yol aldıklarında her ikisinin de C şehrine kalan mesafeleri eşit olacak. Şimdi ırmak şuraya kadar gelmiş olsun 200 kilometre şuraya X kilometre diyelim. Yine şurası x kilometre olsun. O halde damlada 60 kilometre hareket etmişti. Yani ee, demek ki bc arası uzaklık x artı 60 ve ac arası uzaklıkta 200 artı x. Tamam. Diyor ki bana eğer diyor ırmak 60 kilometre gitmiş olsaydı yani yolu şöyle düşünelim. Şöyle gelmiş olsun. Şu şekilde ve şu şekilde devam etmiş olsun. Şuraya b diyelim. Şuraya A diyelim. Yine şurası da C olsun. Aynı yoldan bir tane daha çizdim ben. Durmak 60 kilometre gitmiş olsaydı diyor. Yani 60 kilometre gittiği takdirde şu gittiği mesafeden daha azını gitmiş olacaktı değil mi? Yani şuraları falan gitmiş olacaktı. Şimdi damla 200 kilometre yol alınca diyor. Damla 200 kilometre yol aldığında her ikisi de A ile C şehirleri arasında olacak diyor. Yani burada olabilir, burada olabilir, burada bile olabilir. Yani ırmakla karşılaşmış dahi olabilir. Onu geçmiş dahi olabilir. Dolayısıyla burada şundan kesin emin olmamız lazım. Bir kere 60 kilometre gittiği takdirde şuraya geliyordu. 200 kilometre gittiği takdirde burayı komple geçtiğini biliyoruz. Yani o halde şu cümleyi kurabilir miyim ben? Şuradaki uzunluk olan 60 artı x kesinlikle 200'den daha küçüktür. 60 artı x 200'den küçük. O halde x kesinlikle 140'tan daha küçüktür değil mi? X uzaklığı 140 kilometreden daha kısa bir mesafe. Şimdi diyor ki 530, 545 ve 550 değerlerinden hangileri? A ile B şehirleri arasındaki mesafe olabilir. Şimdi A ile B şehirleri arasındaki mesafeye bakınca x var burada var, x burada var 2x. Artı 200 burada 60 burada 260. Bu kesin. Şimdi ben x'in 140'da, 140'dan 140'tan küçük olduğunu biliyorum ya. 200 2 tane x de 280'den daha küçüktür. AB yolu da o halde AB arası mesafede kesinlikle 280 artı 260'da yani 540'dan daha küçüktür. 550 ve 545 değerleri 240, 540'dan daha büyük olduğu için 530 kilometre olabilir. Cevabımız da yalnız birdir diyeceğiz gençler. Şimdi geldik 165. sayfamız Artık son sayfadayız. Umarım bu sefer video şu an ses kaydediyor gösteriyor. Umarım e, çok büyük bir an benim için kaydı durdur dediğim takdirde... ...bakalım videoda bir sorun çıkacak mı? Çıkarsa gençler canlı yayında çözeceğim artık bunları. Başka bir açıklaması yok. Geçiş ücreti 40 lira olan bir otoban gişesinden... ...HGS kartında yeterli bakiyesi olmayan bir araç geçtiğinde... ...o geçiş için... 40 lira yerine 320 lira ücret ceza olarak yansıtılmakta. Bu otoban gişesini aynı gün içinde kullanan 54 aracın bir kısmının HGS kartında yeterli bakiye bulunurken kalan kısmının yeterli bakiyesi olmadığından cezalı geçiş yapmıştır. Cezalı geçiş yapan araçların ödediği toplam tutar ile HGS kartında yeterli bakiyesi olan araçların ödediği toplam tutar birbirine eşit olduğuna göre bu kişiden cezalı geçiş yapan araç sayısı. Şimdi biri x ödüyor abi. Öteki 8x ödüyor. 8 katı. Yani 40'a 320 ödeniyorsa 8 katı. Şimdi o zaman ben şunu söylerim. Madem bunların ödedikleri ücretler birbirine eşit. 54 tane araç vardı bu arada. Ben şunu derim. Bundan 8a tane araç geçtiyse bundan a tane araç geçmiştir. Olay bitti. Çünkü şuranın ödediği toplam ücret 8a x olurken şuranın ödediği toplam ücret de 8a x olur. Böylelikle 8 A ile 9 A'nın toplamı olan 9 da bize 54'ü vermek zorunda. Yani A kaçmış? 6'ymış. Şimdi ne, neyi sormuştu bize? Bu işeden cezalı geçiş yapan araç sayısı. Yani A sorulmuştu. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 49. sorumuz için. Geldik 50'ye. Aşağıda bir motosiklet göstergesindeki ortalama yakıt miktarına ait iki farklı zamanda oluşan görüntüler verilmiş. Şimdi 400 kilometrede ortalama yakıt 0,6 litre bölü kilometre. Yani kilometrede 6 litre yakıyorsun diyor. Yani kilometrede 0,6 litre yakıyorsun diyor. Yani 400 kilometre gitmiş. Demek ki bu ana kadar yani 400 kilometrede 240 litre yakıt harcanmıştır diyebiliriz. Tamam. Sonra bu araç yine başlangıçtan itibaren 1200 kilometre gittiğinde ortalama yakıt 0,9'a tekabül etmiş kilometrede. 9 kere 12'nin 108 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1080 litre 1080 litre yakıt harcanmıştır ilk 1200 kilometrede diyebiliriz. Buna göre bu motosikletin birinci zamanla ikinci zaman arasında ortalama yakıt miktarı nedir? Şimdi 1080 ve 240 arasındaki bize mesafe lazım. Yani 840 oluyor bu da. Değil mi? Pekala. Peki 1200 kilometre ile 400 kilometre arasındaki mesafeniz 800 kilometre. Yani 800 kilometrede 840 litre mi harcanmış o halde? Benden ne isteniyordu? Litre bölü kilometre isteniyor. O zaman ben 840'ı abi bir güzel 800'e oranlarım. Tamam. Şimdi 8'e böl bunu 100. Üsttekini 8'e bölersen 105 gelir. 105 bölü 100 de bana 1,05'in ta kendisini verir. Demek ki cevabımız 1,05 litre olacakmış. Yani cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geldik 51'e. Bir lahmacun fırınında büyük boy ve orta boy olmak üzere iki farklı büyüklükte lahmacun yapılmakta. Macit ustamız hamur teknesindeki hamurlardan büyük boy lahmacun yaptığında 40, Orta boy lahmacun yaptığında 25 gram eksildiğini fark etmiş. Yani o zaman büyük boy lahmacun için 40 gram hamur harcanırken küçük boy lahmacun için 25 gram lahmacun hamuru harcanıyor diyebiliriz. Macit ustamız eşit sayıda büyük boyu ve orta boy. Ee, büyük ve ortaydı değil mi? Küçük de yokmuş arkadaşlar ortaymış. Benim hatam kusura bakmayın. Şimdi macun Usta'mız eşit sayıda büyük ve eşit sayıda orta boy lahmacun yaptıktan sonra hamur teknesinde kalan hamurlarla 35 tane daha orta boy lahmacun yapmıştır. Yapılan orta boy lahmacunlar için kullanılan hamurla 25 adet büyük boy lahmacun yapılabildiğine göre başlangıçta hamur teknesinde ki hamur kaç kilogramdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle hocam x tane bundan, x tane de bundan yapılmış diyelim. Şurada kullanılan miktar 25x gramdır. Ve daha sonrasında kalan hamurla 35 tane daha orta boy lahmacun yapılabiliyormuş. Şimdi eşit sayıda yapmıştı. Buna 25x buna 40x dedik. Tamam eyvallah. Gramı da yazalım. Sonra 35 ile 25'i çarpacağız tabi. Şimdi 25 kere 25 625. 10 kere 25 250 üstüne eklersek 875 mi yapar? 875 gram daha harcıyormuş. Diyor ki yapılan orta boy lahmacunlar için harcanan miktar şu. Bu ikisinin toplamı. Bunlarla diyor 25 tane büyük boy lahmacun yapabiliyorsun. Yani sen şunu yapacaksın artık. 25x artı 875'i büyük boylar için bir tanesinde ne kadar kullanıyordu? 40. Bunu diyor 40'a bölersen diyor 25'i bulursun diyor. 40 kere 25'e bakacağız 1000 yapar haliyle 25x eşittir 875'i de bu tarafa fırlatırsan 125 gelir x kaçmış abi 5 yani bundan 5 tane yapmış başlangıçta bundan da 5 tane yapmış diyor ki hamur teknesindeki hamur kaç kilogramda ne kadar hamur harcadık biz şurada zaten bir kere şurada 1000 gram harcadık doğru mu 1000 burada 40 kere 5'e bakacağız şimdi çünkü yani 5 harcamıştı 200 gram da burada var Topla 1000 artı 200, 1200 gram. Şimdi 1200 gram gramı sormuyor. Kiloyu soruyor. O zaman ben bunu kaça böleceğim? 1000'e böleceğim. 1000'e böldüğüm takdirde de 1,2 kilogram hamur olduğunu görebiliriz. Biz bu teknenin içerisinde dedik. Cevabımız C oldu. Şimdi ise son sorumuzda yolumuza devam ediyoruz. Toplam 210 tane dosyadan oluşan mavi, kırmızı ve turuncu renkli klasörlerden. Şimdi mavi var, Turuncu, kırmızı var ve turuncu var tamam bunları yazdık diyor ki e, mavi renkli klasör içerisindeki bunların toplamı 210 bu arada mavi renkli klasör içindeki bazı dosyalar kırmızı renkli klasör içindeki her bir dosyanın içine birer tane mavi renkli klasör içindeki bazı dosyalar dörderli gruplandırılıp turuncu renkli klasörler içindeki her bir grubun içine birer tane ayrı ayrı yerleştirilince Kırmızı ve turuncu renkli klasörler içindeki tüm dosyalara ekleme yapıldığı görülmüştür. Kırmızı ve turuncu renkli klasörler içindeki bütün dosyalara ekleme yapılıyor. Son durumda mavi renkli klasör içindeki diğer klasörlere aktarılmayan 30 adet dosya varmış. Son durumda burada 30 tane kalmış. Tamam. Başlangıçta kırmızı ve turuncu renkli klasör içindeki toplam kaç adet dosya olabilir diye soruluyor şimdi. Buraları iyi okumamız lazım. Toplam 210 tane dosyası var bu mavi, kırmızı ve turuncu klasörlerin, tamam mı? Ve diyor ki mavi renkli klasör içinden bazı dosyaları alıp kırmızı renkli yani buradan alıp şuraya kırmızı renkli klasör içindeki her bir dosyanın içine birer tane yerleştireceğim diyor. Şimdi o zaman ben kırmızının içinde başlangıçta ne kadar var bilmiyorum ama buradan buraya X geldi, buradan buraya X azaldı diyeceğiz. Tamam. Ve mavi renkli klasör içindeki bazı dosyalar yine bu sefer dörderli gruplandırılıyor. Turuncu renkli klasör içindeki her bir grubun içine birer tane atılıyor. Dörderli gruplandıktan sonra o dörderli gruplar o dosyaların içerisine konuluyor. Yani ben buradan 4y tane dosya eksildiğini düşünecek olursam buraya o zaman y tane dosya gelecek ekstradan. Niye dörderli grupluyoruz? Çünkü 4y tane dosyayı dörderli gruplarsam y tane grup oluşur. O grupları da götürüp ben turuncu dosyanın içerisindeki dosyaların her birinin içine birer tane koyuyorum. Son durumda mavi renkli klasör içindeki diğer klasörlere aktarılmayan 30 adet dosya varmış. Başlangıçta kırmızı renkli ve kırmızı renkli klasör içinde toplam kaç tane var? Şurada ne kadardır diye soruluyor. Bir de şurada anahtar bir cümlemiz var. Ayrı ayrı yerleştirilince kırmızı ve turuncu renkli klasörler içindeki tüm dosyalara ekleme yapıldığı görülmüş diyor. Bütün dosyalara ekleme yapılmış abi. Kırmızı ve turuncunun içerisindeki bütün dosyalara. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Kırmızıya iki tane dosya geldiğine göre kırmızının içinde zaten 2 tane dosya varmış. Yani iki tane varmış, iki tane daha gelmiş. Turuncunun da hepsine ekleme yapılmış, e y tane ekleme yapılmıştı, y dosyaya. O zaman öncesinde de y varmış. Tamam? Başlangıçta mavi'nin içinde ne vardı? 31 zaten son kalan var. 4Y başka bir tarafa göndermişti. X de başka bir yere göndermişti. Başlangıçta mavinin içinde bu kadar dosya var. Peki kırmızının içinde başlangıçta X tane olduğunu söylemiştik. Ve e, turuncunun içerisinde başlangıçta Y tane olduğunu söylemiştik değil mi? Bunların toplamı bize 210'u veriyormuş. E, o halde haliyle şu 30'u 210'un yanına gönderirsem 180 kalır. Sol tarafı da toparlayacak olursak 4Y, Y daha 5Y artı 2X eşittir 180 de diyebiliriz. Hemen yazdım. 5y artı 2x eşittir 180. Bizden istenen şu başlangıçta diyor kırmızı ve turuncu renkli klasör içinde toplam kaç adet dosya olabilir? Yani x ile y'nin toplamı kaç olabilir diye sorulmuş bize x artı y. Acaba kaç olabilir diye soruluyor. Şimdi burada düşüneceğiz. Ee, hep de söylediğim bir şey var. Değişken adedi. Eğer elde ettiğimiz denklem adedinden daha fazlaysa değer vereceksin. Yani burada kaç tane değişken var? X ve Y olmak üzere iki tane ama benim bir tane denklemim var. O halde senin bu soruyu çözebilmen için bazı değerler elde etmen gerekiyor. Tamam O değerlere bakacağız şimdi. Öncelikle ben burada e, X ile Y'nin şıklara baktığım zaman 62, 60, 65, 68 ve 70 civarında toplandığını görüyorum. Peki bu durumda ben x ve y'ye yani 2x artı 5y eşittir 180 olan muhabbetin içerisinde ben x ve y'yi ne seçebilirim ona bakalım. Mesela x'i 90 seçersem y'miz 0 olabilir değil mi? x'i 90 seçersem y 0 olur. Bu sağlayan değerlerden birisi 0 olamaz da matematiksel olarak 0 olur diyelim. 0 tane dosya yok çünkü başlangıçta turuncunun içerisine. Peki o zaman şöyle yapalım biz. 90'a 0'ı bulduktan sonra bunu 5 azaltarak diğerini 2 azaltarak 2 artırarak yolumuza devam ediyorduk. Yani 85'e 2. Mesela x ile y'nin toplamı burada 87 olabilir. Var mı şıklarda? Yok. Bunu 5 azalttım. Bunu 2 artırdım. 84 var mı? Yok. E şimdi bunu 5 azalt yine. Diğerini 2 artır yine. Ne oldu? 81 mi? Şimdi dikkat et hocam. 3'er üçer, üçer azalarak gitmeye başladı ve buradaki sayıların formatı buradaki sayıların formatına baktığın zaman bunların hepsi 3'ün katı. Bunların hepsi 3'ün katı. O zaman ben burada sayarken 3'ün katına denk gelmem gerekiyor. Ki 3'ün katı olan burada hangisi var? 62 3'ün katı mı değil? 65 değil, 68 değil, 70 değil. Cevabımız ne? B olur. Hatta biraz daha ilerlersek mesela hangisi için 60 olur? Hocam 70'e 8 olur. E 65'e 10 olur. Sonra 60'a 12 olur. Sonra 55'e mesela 14 olur. Topla hocam hala 69 yapıyor. 3 kere daha azaltacağız. 50'ye 16 olur. 45'e 18 olur. Ve 40'a 20 olur. Bak x 40 ve y'miz 20 iken Sağlayan bir tane bulduk. X ile Y'nin toplamı da 60 olabilir. Doğru cevabımız da B şıkkında verilmiştir. Diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Evet gençler. Valla dediğim gibi. Ee, kusura bakmayın tekrardan. Yani açıkçası. Hani şey derler ya böyle. Yuvarlak, basit ve sıradan geçiştirmeli bir cümledir. Teknik sebeplerden kaynaklı. Evet gerçekten teknik sebeplerden kaynaklı. Hani kanala zaten her gün video çekiyoruz. Bu videoyu çekmekten beni alıkoyan şey ne olabilir? Yani hani ben istemediğim için mi çözmedim? Tabii ki hayır. Yani neden o zaman ilk 15 sorusunu çözüp öyle bırakayım değil mi? Bundan kaynaklı sizden tekrardan özür diliyorum. Bu teknik sebepli bile olsa ben özür dilerim sizlerden. Sonuç olarak sizler bana güvenerek bir kitap satın aldınız. Bu kitapla beraber kitabı da bitirdik. Tüm bir tane bile soru bırakmadık. Kitabı da bitirdik ekstradan bunların yanı sıra düşünüyorsun hocam tüm kitabı bitirmiş ama hoca buradaki testi çözmemiş Hatta bu bir videoda daha sıkıntı yaşamıştık yine uzundu Hatta nerede yaşamıştık ben sana söyleyeyim bunu daha ilk konunun yani temel kavramlarda gençler temel kavramlarda orada sanırım 57 örnek vardı yanlış hatırlamıyorsam yok 41 örnekmiş Burada da bir sıkıntı yaşamıştık ama buradaki sıkıntı sanırım 36. sorudan sonra başlıyordu. Yine video orada bitmişti. Ee, şimdi de yine uzun soluklu bir video olacaktı ama 15. sorudan sonra video bitmiş. Tabii Benden kaynaklı değil videolar çekilmişti. Hatta ilkini yani temel kavramlar videosunun erken fark edip Allah'tan o videoda ham hali hala elimde duruyorken tekrardan bir render alıp YouTube'a yüklemiştim eksik kısım şeklinde. Ama buna nasip olmadı. Çünkü silmiştim videoyu. Biraz da geç fark ettim. Hani bir kusurum varsa evet budur. Geç fark etmek. O yüzden tekrardan kusura bakmayın diyelim. Ve artık videoyu noktalayalım. Sonraki videolarda yeni projelerde biliyorsunuz limit fasikülünü çözmeye başladık. Türev ve integral fasikülleri sırada bekliyor. Çözülmeye başlanacak. Bilgisayar mal yayınları. 15'li TYT matematik branş denemesini çözmeye başladık biliyorsunuz. Bunun haricinde ekstradan sizlere... Ee, güzel şeyler yapacağım yani AYT matematik soruyorsunuz hepiniz güzel şeyler gelecek ee, merak etmeyin gayet düzenli olacak sağlam olacak ee, kaliteli olacak yani bunun için çabalıyorum Tamam. sonraki videolarda görüşürüz hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın